HDI Sigorta Ters Köşeyi sunar. Herkese günaydın. Programımıza hoş geldiniz. Birlikteliğimiz 12'ye kadar devam edecek. Bu çerçevede pek çok haberi sizlerle paylaşacağız. Elbette edindiğim özel bilgiler var transferle ilgili. Bunları da aktaracağım. Onlardan bir tanesiyle başlayalım. Bugünkü programımıza Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları devam ediyor. Orta sahaya bir oyuncu almak istiyor Fenerbahçe. Ve Latin Amerika'da önce Corinthians'ta forma giyen Vesti için bir teklifte bulunmuştu Fenerbahçe. Ama Corinthians'ın bu önemli hücum oyuncusu için istediği rakam çok yukarıdaydı. Dolayısıyla bu transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe'nin önerdiği ücret 18 milyon dolardı. Şimdi Fenerbahçe bir başka Latin Amerika ülkesi olan Arjantin'de. Arjantin'in en büyük takımlarından bir tanesinde. Son derece değerli bir oyuncu olan Boca Juniors'ın orta saha oyuncusu Cristian Medina için bir teklifte bulundu. Dün gece itibariyle bu haber Arjantin basınında da yer aldı. 11 milyon dolar teklif etti Fenerbahçe ama Cristian Medina Boca Juniors tarafından transfer edilebilir oyuncu listesinde değil. Yani satmayı planlamıyorlar ilk planda ama eğer ücret yüksek olursa ki 11 milyon doları yeterli görmedi Boca Juniors. Bu konuda müzakereleri sürdürecek. Fenerbahçe'nin bu oyuncu hakkında ısrarını devam ettireceği kanaatindeyim. Buna benzer pek çok haber var programımız çerçevesinde. Bunlara değineceğiz ve temsilcimiz Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne girmek adına son derece önemli bir deplasman maçında. Bu akşam saat 22'de Galatasaray Young Boys'un konuğu olacak. Önümüzdeki hafta salı günü de Ali Sami Yen'de bu maçın rövanşı var. Umarım Galatasaray iki maçtan da istediği sonuçları alacak. Hem ülke puanına katkıda bulunacak hem de Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdıracak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması yani bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde olması çok büyük bir önem arz ediyor. Peki nasıl bir kadroyla çıkabilir Galatasaray bu maça? Bence kalede Muslera olacak. Bunu tartışmaya bile gerek yok. Savunmanın sağında Kaan Ayhan cezalı olduğu için yeni transfer Yelert oynayacak. Sol tarafta Derrick Köhn'ün oynayabileceğinden bahsediliyor ama Derrick Köhn'ün bir problemi var. Dolayısıyla Konya Spor maçı öncesinde ortaya çıkan bu problem giderilmiş değil. O bakımdan ben Dubois'ın oynama olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Savunmanın merkezinde biliyorsunuz Davinson Sanchez sakatlığı sebebiyle maç kadrosunda değil. Son maçta olduğu gibi Nelson'la Abdülkerim oynayacak. Onların önünde Torreira'nın oynamasını bekliyorum. Gabriel Sara İngiltere'ye gidecek haberlerine konu olmuştu eşi hamile olduğu için ama bunun gerçek olmadığını dün futbol direktörü Cenk Ergün açıkladı. Gabriel Sara bugün 11'de olacak. Benim beklentim sağ tarafta, sağ kenarda Hakim Ziyech'in oynaması, sol kenarda da Kerem Aktürkoğlu'nun oynaması yönünde. Mertens serbest adam pozisyonunda, Icardi ön bölgede. Peki Barış Alper Yılmaz'ın son durumu ne? Dün Eray Yazgan, Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi ve genel sekreteri Eray Yazgan bir açıklama yaptı ve Barış Alper kendini iyi hissediyor. Kusma ve ishal şikayetleri vardı. Bu nedenle götürülmedi ama özel uçakta dün akşam itibariyle İsviçre'ye gitti çünkü bu maçta yer almak istiyor diyor. Barış Alper belki 11'de oynamayacak ama sonradan hamle oyuncu olarak oyuna dahil olacak. Barış Alper Yılmaz Keçiören Gücü'nden Galatasaray'a gelmişti. Keçiören Gücü de o dönem itibariyle Sunni Çim'de oynuyordu. Yani Sunni Çim'e ehil olan en iyi futbolculardan bir tanesi Galatasaray'da Barış Alper ki Barış Alper hücum yükünü en fazla taşıyan futbolculardan bir tanesi. Birebir de mücadeleci, top kazanıyor, kovalıyor, hızıyla çok kolay adam geçebiliyor. Dayanıklılığı çok yüksek. O bakımdan Galatasaray'da her halükarda önemli bir oyuncu. Dolayısıyla o 11'de oynamasa bile hamle oyuncusu olarak Galatasaray'da yer alacak ve bu gerçekten bence Galatasaray adına son derece önemli bir gelişme oldu. Sevgili İncer, Wilfried Zaha biliyorsunuz maç kadrosunda UEFA listesine yazıldı. Transferi çıkmaza girmişti vergi problemlerinden dolayı. Onun bu akşam maç kadrosunda olmasını ama 11'de olmasını beklemiyorum. Belki de sonradan hamle oyuncusu olarak oyuna dahil edilecek ama artık bundan sonraki aşamada Okan Buruk'un planı Wilfried Zaha'yı da kazanmak ve takıma monte etmek yönünde olacak. Hep söylüyorum, bir kez daha söylemekte fayda var. Wilfried Zaha son derece yetenekli bir oyuncu. Bunu kimse inkar edemez. Sisteme uygun bir sistemde hücum anlayışında çok daha verimli olabilir ama bir öz eleştiri yapması lazım bence. Çok fazla bireysel oynuyor. Bazen topu sanki özel mülkiyeti olarak algılıyor. Kimseye pas verme niyeti taşımıyor. Sürekli rakipleri geçerek bireysel anlamda sonuca gitmeye çalışıyor. Bunu yapabilmek mümkün değil. Dolayısıyla kolektif oyuna uygun davrandığı sürece pas alışverişinde daha çok kendini gösterdiği sürece Galatasaray'a faydalı olacaktır Wilfried Zaha. Bunun dışında Wilfried Zaha'nın oyuncu niteliği açısından getirilebilecek bir eleştiri yok. Bundan sonra Galatasaray kazanmak durumunda Wilfried Zaha'yı ve Galatasaray'ın sol bek arayışları devam ediyor. De Kuyupe'den sonra Monaco'dan da bir sol bekin Galatasaray'ın gündeminde olduğundan bahsedildi. Dün akşam itibariyle Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralık bir teklifte bulunduğundan bahsediliyor Monaco'daki İbrahim için ama bakalım gerçek ne, buna bakacağız programımız çerçevesinde. Beşiktaş
Beşiktaş'ın transfer çalışmaları devam ediyor. Beşiktaş da biliyorsunuz yarın Lugano'yla bir karşılaşma yapacak. Baraj maçı yapacak. Baraj ilk maçını İstanbul'da oynayacak. Lugano geçtiğimiz sezonda Beşiktaş'ın rakibiydi. İstanbul'da talihsiz bir maç yaşadı temsilcimiz Beşiktaş ama deplasmanda yenmeyi başarmıştı. Lugano'nun çok üstünde bir takım olduğu aşikar. Beşiktaş'ın şu durumuyla çok önde olduğu aşikar ama tabii dikkatli olmak lazım bu tür maçlarda. Enteresan bir şey. İsviçre takımları bizim Türk takımlarına denk geldi. Galatasaray'ın rakibi İsviçreli. Trabzonspor'un rakibi Sengalen İsviçreli. Beşiktaş'ın rakibi Lugano İsviçreli. İsviçre'den açıldı bu kez şansımız. Umarım bu şans devam eder. Daha doğrusu iyi bir talih olarak sürer ve takımlarımız grup aşamasına erişirler. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ve Trabzonspor UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam eder. Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Yarınki maç çok büyük bir önem arz ediyor. Transfer çalışmalarıyla birlikte Trabzonspor'un daha dinlenmiş, birazcık daha kendine gelmiş bir hüviyette olması gerekir. Tahminim bu, çünkü Trabzonspor biliyorsunuz haftayı bay geçti. Bu hafta ligde maç oynamadı. Bu önemli dinlenme sürecini bence mental olarak bir sağaltım dönemine de dönüştürmüş olmalı Abdullah Avcı. Tabii her şeyden önce Abdullah Avcı'nın moralinin iyi olması lazım. Çünkü bir hayli demoralize olduğu, bazen Abdullah Avcı'nın bu aşırı moral bozukluğundan dolayı oyuna müdahaleler açısından problem yaşadığı yorumları da yapıldı ki bunu yatsıyabilmek mümkün değil. O da insan, onun da sinirleri var, duyguları var ve telefonun ifşa edilmesi, telefonuna gelen abuk subuk mesajlar onu bir hayli yıpratmış durumda. Önce kendisini, sonra da takımını mental anlamda iyi bir noktaya getirmiş olduğunu umut ediyoruz. Çünkü Trabzonspor için Konferans Ligi'ne gidebilmek de önemliydi. Önemli. Keşke Avrupa Ligi'nde devam etseydi Trabzonspor ama bu olanağı kaçırdı Rapid Wien karşısında. Maalesef yaşadığı mağlubiyetlerden dolayı Konferans Ligi'nde ilk maçı kazanmak zorunda Sengalen karşısında Trabzonspor. Trabzonspor'daki son duruma da bakacağız. Fenerbahçe transfer çalışmaları devam ediyor. Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor. Biliyorsunuz Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde grup aşamasında doğrudan yer alacak. O nedenle Fenerbahçe'nin Avrupa maçı yok Eylül'ün ortasına kadar. Fenerbahçe'de bütün konsantrasyon lig maçı ve tabii yapılacak transferler. Gidecek oyuncular da çok önemli. Mesela Luan Perez, Zayç, Crespo zaten Başakşehir'le anlaştı. Bütün bunların yani gönderilecekler listesinde yer alan oyuncuların tamamının gitmesi durumunda minimum 15 milyon euroluk bir tasarrufu oluyor Fenerbahçe'nin. Şu anda 1 milyon euroluk bonservis harcama hakkı var. Bu rakamı da otomatik olarak yükseltmiş oluyor. Bir de Ferdi Kadıoğlu'nun transferinin gerçekleştiğini düşündüğümüzde Fenerbahçe'nin bundan sonra yapmayı planladığı bir stoper belki ve elbette ki bir orta saha, çok gönlü bir orta saha oyuncusu için yeterli kaynağı bulmuş olduğunu görüyoruz. Ama her şeyden önce bu transferlerin, yani Fenerbahçe'de çıkışı söz konusu olan oyuncuların transfer durumlarının netleşmesi gerekiyor. Anadolu futbolundan da önemli haberleri aktaracağız sizlere. Biliyorsunuz Kayseri Spor kongre kararı aldı. Eylül'ün ilk haftasında kongre yapacaklar. Ali Çamlı, Kayseri Spor Başkanı, yeterli maddi desteği bulamadığı ve yalnız kaldığı gerekçesiyle Sivas Spor'la yapılan ve 2-1 kaybedilen maçtan sonra istifa ettiğini açıkladı. Bu da otomatik olarak bir kongre sürecini doğurdu. Kayseri Spor olağanüstü kongreye gidiyor. Bakalım kim başkan adayı olacak. Daha önce güçlü yönetimler oluşturmayı başarmıştı Kayseri Spor. Tabii Kayseri'de sanayi geliştiği için, ticaretle uğraşan insanların sayısı çok olduğu için önemli yatırımlar yapabilecek ya da yatırım kaynakları oluşturabilecek başkanlar bulunabilir. Ama kaç kişi Kayseri'de şu aşamada Kayseri Spor'u devralmak istiyor? Kayseri Spor'un transferle ilgili problemleri vardı biliyorsunuz. Transfer yasağı sorunlarıyla uğraşmıştı. Bu şüpheli birazcık. Tabii işin içinde siyaset de var. Siyaseten telkinlerle başkan olan ya da aday olan ya da yönetim kurulu listesi oluşturan isimler de olabilir. Kayseri'deki son duruma da bakacağız. Anadolu takımlarında transfer çalışmaları devam ediyor. Eyüp Spor, Bodrum Spor karşısında parlak bir galibiyet elde etti biliyorsunuz. 4-1'lik bir galibiyet elde etti. Eyüp Spor ilk hafta beraberliğinden sonra böyle bir galibiyete ihtiyaç duyuyordu. Bodrum Spor ilk haftayı beraberlikle tamamladı. İkinci haftada beklemediği bir mağlubiyet aldı ama Bodrum Spor gücü ölçüsünde maksimumu vermeye çalışan bir takım. Biliyorsunuz Ali Şafak Öztürk eski Antalya Spor Başkanı, ki Antalya Spor'da çok ciddi problemler yaşadı. Bir sürü parayı da hibe ederek Antalya Spor'dan ayrıldılar. Normalde Antalya Sporlu ailesi, babası, kendisi ama orada yaşadıkları onu bir hayli üzmüştü. Sonrasında futboldan kopmak istemedi ve Bodrum Spor'un haklarını aldılar. Şimdi Bodrum Spor'u yönetiyorlar. Kendi transfer komiteleri çerçevesinde bütün transferleri yapıyorlar ve belli bir limit var. Bu limiti aşmadan Süper Lig'de kalabiliyorsak bu ne ala, bizim için bir başarıdır. Ama kalamıyorsak da bir alt ligde mücadele ederiz düşüncesine sahipler. Bence mantıklı bir düşünce. İstanbul Spor'da iki sezon
Süper Lig'de bu anlayışta hareket etti. Bence İstanbul Spor'da denk bütçe oluşturabilmek bakımından başarılıydı. Şimdi İstanbul Spor yeniden lige dönmenin mücadelesini veriyor birincilikte. Ben bu anlayıştaki takımların hem futbolcu yetiştirebileceğini ya da transfer ettiği futbolculardan hem sportif başarı elde edip onların satışından sonraki satışından da para kazanabileceğini hem de eğer kompakt bir ekip oluşturmuşsa, eğer olağanüstü koşullar yaşanmıyorsa bulundukları yarışma grubunda tutunabileceklerine inanıyorum. Çünkü bu tür takımlar çok daha fazla takım özelliğini ön plana çıkartıyor futbol açısından baktığımızda ve denk bütçeye sahip oldukları için de çok ciddi maddi problemler ya da ödeme problemleri yaşanmıyor. Her ne kadar İstanbul Spor'la ilgili geçen sezon bazı ödeme problemleri çıktığı haberleri yer alsa da İstanbul Spor'da maaş bütçesi gerçekten çok düşüktü. Hatta birincilikte pek çok takımların, birincilikte mücadele eden pek çok takımın bile altındaydı geçen sezon Süper Lig takımı olmasına rağmen. Dolayısıyla bunları ödemekte çok büyük bir problem yaşamıyorlar. Bu da tabii oyuncuların daha rahat olmasını sağlıyor. Parasını alan oyuncu profesyonel, daha motive olabiliyor. O bakımdan avantajları olduğunu düşünüyorum. Bodrum Spor adına ben çok karamsar değilim. Göztepe bence çok iyi bir yapılanma gerçekleştiriyor. Stoylov'la birlikte oyuncu tercihi, bu oyuncuların takım hüviyeti içerisinde birleştirilmesi, bir takım oyununun ortaya çıkması, dayanıklılık, tempo yapabilme gücü açısından bence çok başarılı bir sınav verdi Göztepe, ki ilk yarıda da attığı son derece önemli bir gol vardı Fenerbahçe karşısında. Bu gol biliyorsunuz iptal edildi. Bakalım bu maçın VAR kayıtları açıklanacak mı? Dün Galatasaray'ın Konya deplasmanında oynadığı maçın VAR kayıtları açıklandı ve skandal niteliğinde sözler var Volkan Bayarslan'la maçın hakemi arasında. Bunun da detaylarına birazdan bakacağız. Gerçekten ilk iki hafta hakem yönetimleri ve VAR kararları açısından son derece kötümser bir havanın oluşmasına sebebiyet verdi. Galatasaray taraftarı tepkili. Tabii Göztepe taraftarı tepkili. Başka takımlardan tepkiler var. VAR kayıtları ya da VAR müdahaleleri ve elbette ki hakem kararları ile ilgili olarak. Biliyorsunuz Ali Kunak son derece önemli bir açıklama yapmıştı hafta başında yaptığımız sabah programında. Ne dedi? Volkan Bayarslan ve Mustafa İlker Coşkun, bu iki hakem Konya Spor Galatasaray ve Göztepe Fenerbahçe maçında VAR'ın başındaydı. Bu hakemler VAR'da VAR protokolüne uygun bir performans sergilemedikleri için ikinci görevlerinden azledildiler. Merkez Hakem Kurulu bu o hakemlere cumartesi pazar hafta sonunda ikinci bir görev vermişti. Bu görevlerinden aldı onları. Çünkü çok kötü bir performans sergilediler. Hatalı kararlar verdiler. Maçın hakemini hatalı yönlendirdiler. Dolayısıyla bir cezalandırma otomatik olarak devreye girdi demişti. Bu önemli bir bilgi, ki doğru bir bilgi. Bu arada tabii VAR'dan gelebilecek telkinler maçın hakemini etkileyebilir. Özellikle genç hakemler. Mesela Tonustuoğlu Galatasaray, Konya Spor Galatasaray maçını yönetmişti. Bundan etkilenebilir. Süper Lig deneyimi çok yüksek olan bir hakem değil ama eninde sonunda gidip ekrana bakıyorsunuz. Orada hakemlik dirayetini göstermek lazım. Yani iyi hakem, geleceği parlak, ileride çok daha iyi, doğru hakemlik yapabilecek insanlar orada çok daha soğukkanlı kalmayı başarabilmeli. Pozisyonu iyi süzüp analiz edip, çünkü değişik açılardan önünüzde ekranda gösteriliyor, doğru kararı vermeli veya da verdiği kararın arkasında durma iradesini göstermeli. Bu açıdan da problemler yaşanıyor Türk hakemliğinde. Bakalım önümüzdeki haftalarda bu mesele nasıl çözülecek? Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu altını çizerek döne döne bir şey vurguladı. Özellikle VAR'daki hataları kabul edemiyorum. Biz bunların şiddetle üstüne gideceğiz demişti. Bakalım dediği gibi olacak mı? O da ilk iki hafta itibariyle eleştirilen isimlerden bir tanesi. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara. Aradığının ardından, reklamların ardından telefon bağlantılarımız başlayacak. Tabii güne yansıyan özellikle de yazılı basındaki haberleri de sizlerle paylaşacağım. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Tekrar merhaba. Radyosunu yeni açanlar için bir kez daha merhaba. İyi günler diliyorum. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Telefon bağlantılarıyla devam edecek programımız. Sayın Ali Kunak bizimle birlikte. Biliyorsunuz eksik olması Radyo Spor'a yıl boyunca büyük katkıları oluyor. Hocam hoş geldiniz. Merhaba sevgili Özgür. Günaydın. Günaydın. Kolay gelsin. Spontane bir bağlantı oldu. Kusura bakmayın hocam. Önemli değil, önemli değil. Belki de daha müsait bir pozisyondaydınız ama bizi kırmadınız. Eksik yok olmadı. Yok. Müsait değildim. Yani müsaitim. Peki. Hocam dün VAR kayıtları açıklandı. Konya Spor Galatasaray maçı. Orada ortaya çıkan ifadeleri nasıl yorumladınız? Ya şöyle, şimdi VAR hakeminin bir yanlış algılaması olduğunu görüyorum dinlediğimiz zaman. Ama ortada bir yanlış var. Yani
öyle söylemiş de yanılmışlar, böyle söylemiş de yanılmışlar. Bunun çok bir farkı yok aslında. Öyle de olsa, böyle de olsa sonuçta bir yanlışa ulaşılmış, bir yanlış bir uygulama olmuş, bir hatalı bir gol iptali yaşanmış. O yüzden bunun efendim konuşma öyle olsaydı böyle olurdu, şöyle olsaydı böyle olurdu şeklindeki yorumlarla vakit geçirmenin lafı güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ortada net bir şekilde nizami bir golün iptal edilme durumu var yani sonuçta. Yalnız, bu. Hocam enteresan bir şey. VAR hakemi diyor ki, VAR hakemi doğru düzgün bence bir açıklama yapamıyor. Bakın çok önemli. Diyor ki VAR'ın başındaki Volkan Bayarslan, Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa vuruyor. Konyalı'nın topa vuruşunu engellemek için ayağını önüne koyuyor. Konyalı topa vurmak isterken Galatasaraylı'nın ayağına çarpıp topa gidiyor. Sağ içinde sahada inceleme öneriyorum diyor. Hakem de diyor ki bu açıklamayı çok mantıksız bulduğu için maçın hakemi diyor ki o maçın sıcağıyla nabzı yüksek atarken bile bence doğru mantıklı bir soru soruyor. Diyor ki Galatasaraylı oyuncu topa değmiyor, doğru mu? Başka bir açınız var mı diyor. Buna rağmen hala ısrar diyor Volkan Bayarslan. Diyor ki sana şimdi başka bir açı göstereceğim. Galatasaraylı oyuncu Konyalı'nın önüne ayağını koyduğu için topa teması sağlıyor. Ya zaten topa teması var mı yok mu bunu soruyor. Torreira'nın da topa temas ettiği, rakip takım oyuncusundan daha önce davranıp arkadaşlarına avantaj sağlamak için topa vurduğu, yani rakip takım oyuncusuna müdahale etmekte uzaktan yakından ilgili olmadığı açık. Buna cevap vermiyor ama hakemi sürekli yönlendirmeye çalışıyor. Ben burada bir basiretsizlik ya da hatadan ziyade iyi olmayan bir niyet olduğunu düşünmeye başladım hocam bu diyalogdan. Yanılıyor muyum? Abartılı bir yorum mu sizce? Özgürdüm. Şöyle, haklısın ama yorumunun gidişatında sana biraz katılmıyorum. Ben bunu daha önceki yayınlarda da söyledim sana. Korku, tedirginlik, baskı VAR hakemlerini hakikaten bildiklerini unutur hale geliyor. Şimdi Volkan Bayarslan'ın sözlerine baktığınızda güzel bir faul tarif ediyor. Aslında bu bir onun anlattığı gibi ise, tamam mı? Hakikaten Torreira topa müdahale etmiyorsa bu bir faul. Çünkü profesyonel futbolcular bunu özellikle yaparlar. Topa ulaşamayacaklarını hissettikleri anda rakibin topa uzanan ayağının önüne kendi ayaklarını koyarlar, darbeyi yerler. Aslında futbolu bilmeyen hakemler burada hemen darbeyi vuran oyuncunun lehine faul verirler. Halbuki faul yapan öbürüdür. Niye? Rakibinin topla oynamasını engellemekten dolayı faul yapmıştır. Ama burada Torreira'nın topa müdahalesi var. Ve bunu öbür açıdan görülüyor. Dün ben... İşte başın hakemi de bunu sorduğu halde ısrarla başka bir şeyden bahsediyor VAR'ın başındaki kişi. Çünkü niye? Oraya bir defa at gözlüğüyle şey yapmışlar. Bunun bir o şekilde bir faul olduğuna odaklanmışlar. Başka bir şey göremiyorlar o anda. Bak ben VAR odasına giren hakemlerle zaman zaman konuşuyorum. Hakem kardeşlerimizin hepsiyle. Birçoğuyla. Diyorlar ki oraya girdiğimizde bildiğimizi unutuyoruz diyorlar. Hatta şöyle espriler oluyormuş işte böyle hatalı maçlar sonunda falan. Ya Hacı Osman Anadolu gelir bizi buraya kilitler mi şeklinde esprili cümleler dahi kullanıyorlarmış. Yemin ederim bunu çocukların kendisi öyle bir icraatı var de. Çünkü Trabzonspor başkanı iken öyle bir icraatı var Hacı Osmanoğlu. Kişi geçmiş diye makuldür mü derler. Öyle bir atölye laf vardır. Eskilerden gelen yani. bu sene başında daha önceki bazı da söyledim ben. Hacı Osmanoğlu'nun VAR'daki hataları kabul etmemiz mümkün değil şeklinde söylem. VAR'ın üzerine çok büyük bir tedirginlik yarattı. VAR çıtası yerlerde sürünüyor. Bizdeki VAR çıtası. Şimdi UEFA, bak Avrupa Şampiyonası'na gördük. VAR'ın müdahale sayısı ne kadar azdı. Gri pozisyonların, bu tür pozisyonların hiçbirine VAR asla karışmadı. Asla karışmadı. Ama bizde faule benzer pozisyon dahi olsa hemen karışıyorlar. Niye? Korku, baskı, tedirginlik ve hakemliğinin bitirilme şeyi var. Ürküntüsü var hakemlerin üzerinde. Bu da onları hataya götürüyor maalesef. Bu çok büyük bir sıkıntı. Bu konuyla ilgili Merkez Hakem Kurulu'nun acil bir şekilde VAR'da görev alan hakemlerin hepsini toparlayıp bakınız hakemliğinizin bitirilmesi diye bir şey asla söz konusu değil. Ancak performansınıza göre biz sizi dinlendiririz. Dinlendirmek zaten hakeme en büyük cezadır.
bir hakemin en büyük verilecek en büyük ceza onu hafta sonu evde oturtmaktır. Bak, bir hakem hafta sonu maçı yoksa evde oturuyorsa o evin huzuru bile kaçar. Çünkü hakemlerin aklında hep maça çıkmak vardır. Maç almak vardır. Maç alma içgüdüsü ve arzusu vardır. Çünkü onların mesleği, onların maç mesleklerini başarı o değil mi hocam? Yani ne bunu da maç almanın devamlılığı da nasıl olur? Başarıyla olur yani. Şimdi ne olursa olsun kimden torpilli olursan ol. İstersen dünyanın en iyi hakemi ol. Sen orada net bir şekilde hatayı yaptıktan sonra ertesi hafta maç alamazsın. Çünkü o kamuoyu der ki hop ne oluyor der ya. Ayıp dene bir şey var kardeşim de. Bu da hakemler üzerinde maç alamama ve hakemliğinin bitirilmesi korkusu. Maç alamama başka bir şey, hakemlik bitirilmesi başka bir şey. Bu hakemliği bitirilen hakem ve gözlemcilerini tekrar tekrar söylüyorum. Hakemliğinin bitirilme nedenlerinin mutlaka kamuoyuna açıklanması lazım. Eğer bu çocukların hakikaten bir suçu varsa bunu hepimiz bilelim. Bunu şu anda hakemliğe devam eden hakemler de bilsinler, rahat görev yapsınlar. Bunlar suçu işlemişler, o yüzden görevden alındılar desinler. Ama bir suçları yoksa da o zaman geri getirsinler, o hakemliklerini iade etsinler. Bu yanlış uygulamanın sene başındaki bu sebepsiz kafa koparmanın sonucudur bu tedirginlikler ve şeyler. Başarısızlıklar. Anlıyorum. Peki. Bu önemli tespiti Sayın Ali Kunak yaptı. Hocam Göztepe-Fenerbahçe maçının VAR kayıtları da bugün mü açıklanacak? Ben sanmıyorum. Yani şöyle genelde salı günü bir kere açıklanıyor. Tamamıyla keyfi uygulamalar yapıyorlar. Niye açıklanmadı Göztepe VAR maçının kayıtları? Neden? O da pazar günü oynandı. Yani bunun montajı falan montaj mı yapıyorlar acaba? Cumartesi günü oynandı evet. Cumartesi oynandı ya. Cumartesi oynandı. Aradan geçti 72 saat. Yani onu niye açıklamıyorlar? Ben mesela dün Türk Gün'deki yazında da yazdım. Dedim ki yani kamuoyunun merak ettiği pozisyonları siz kendinize göre keyfi pozisyonları seçiyorsunuz açıklıyorsunuz. Kamuoyunun merak ettiği pozisyonları açıklayın. Ya da sevgili Özgür, enteresan bir konu var. Şimdi VAR kayıtlarının gizli olduğu muhakkak. Açıklanmasının yasak olduğu da protokolde yazıyor tamamının açıklanmasını. Ancak eğitim amaçlı açıklanabilir deniyor. Şimdi bu eğitim amaçlı açıkladıklarını söylüyorlar. Ama VAR, bak dünyada olmayan bir uygulama ama protokol buna müsaade ediyor. VAR kayıtlarıyla ilgili itirazı olan kulüplere gelin kardeşim dinleyin denmeli. Eğer şeffaflık varsa gitsinler pazartesi günü. Fenerbahçe'den iki idareci gitsin. Galatasaray'dan iki idareci gitsin. Konyaspor'dan gitsin. Göztepe'den gitsinler. Yani gitsinler 90 dakikayı dinlesinler abi. Ya gelin açın bunları. Bunu saklamanın ne alemi var? Açın bunları dinlesin. Kayıt yapmasınlar. Kayıt almasınlar. Tamam. Yani açıklanması bak buna. Ama dinlemeleri çok çok önemli. Bu hem hakem camiasının denetimi açısından büyük katkı sağlar. Artı VAR konuşmalarını tam bilmeyip de bir sürü senaryo üreten insanlar da var. Onların da bu senaryolarını boşa çıkartmış olur. Yani Hacı Osmanoğlu yönetimi bence mutlaka bunu yapmalı. Yapsın yani. Bunu geçen sene ben evet sene Sayın Büyükekşi döneminde Herkes Hakem Kurulu'nda görev yaparken bunu öneri olarak ben bunu götürdüm şeye, Büyükekşi'ye. Hatta Lale Hanım'la başta konuştuk. Ne dedi Lale size? Lale Hanım'la birlikte henüz dedi o aşamaya gelmedik ama yavaş yavaş açıklama bölümüne geçebiliriz dedi. Onlar da işte keyfi olarak haftada birkaç pozisyon seçiyorlardı, açıklıyorlardı ama şimdi bu tür pozisyonlarda ne dendiği önemli değil. Kamuoyunun merak ettiği pozisyonlarda ne deniyor? Ya Göztepe Fenerbahçe maçından niye açıklamadınız abi? Siz şimdi Galatasaray'ı açıkladınız. Galatasaray'ı açıkladınız. Oradaki hakem şey oldu. Yerle bir oldu. Gitti. Yani şu anda Volkan Bayarsan'a uzun süre maç veremezler. Yani dünkü şeyden sonra kayıtlarını açıklamadı. Dünkü kayıtlarını açıklamadı. Ne kadar süre ceza alır ya da cezasının niteliği ne olur? Volkan Bayarsan'ın bir problemi vardı. Sezon başı testleri geçememiş. Testinde geçememişti. Maç görevi, saha görevi alamıyordu. Ancak evet. Talimat buna müsaade ediyor. Seminerlere katılmış ancak sakatlığı ya da başarısızlığı nedeniyle testleri geçememiş hakemlere VAR görevi verilebilir deniyor. Statülere uygunsa verilebilir diye buna müsaade vardı. Sadece VAR görevi alıyordu. İkinci bir koşuya kadar da
maç görevi alamayacaktı. Ben en az 3-4 hafta daha var görevi alamayacağını, belki burada şimdi bize maalesef cezalar şey değil sevgili Özgür. Yani şu kararın cezası bu hatanın cezası bu şekilde değil. Eğer bir kulüp daha çok bastırıyorsa bu kulübün baskısına göre Galatasaray burada biraz fazla üstüne giderse federasyonu Volkan Bayarsan'ı çok uzun süre ceza alamaz. Evet. Galatasaray sesini çıkarmazsa 2-3 hafta sonra biz Volkan Bayarsan'ı tekrar görürüz orada. Maalesef bu işler maalesef böyle gidiyor işte. Yani. Anladım, çok acı bir şey. Anladım dediniz hocam. Bakalım Galatasaray'ın bu konudaki tepkisi, Galatasaray yönetimi bu konudaki tepkisi ne olacak? Evet, yani maalesef ülkemizde hakem kararlarının doğruluğu, hakem kararlarının takımlara getirdiği eksiler ve artıların ne olduğuna bağlı olmaksızın değerlendirilmiyor. Hakem kararları hangi takıma karşı yapıldı? Hakem kararları karşısında hangi takım ne kadar tepki gösterdi, o takımın federasyon nezdinde ne kadar ağırlığı var, bunlara bağlı olarak değerlendiriliyor. Bu da bizim maalesef en büyük eksiğimiz, en büyük eksiğimiz yani. Anladım, doğru söylüyorsunuz. Hocam bu arada bir hafta başında sormuştum ama bir kez daha sormak istiyorum. Disiplin kararları, daha doğrusu disipline sevkler açıklandı. Disiplin kurulundan Göztepe Fenerbahçe maçı ile ilgili hangi kararlar çıkabilir sizce? Özgür, ben Göztepe kulübüne idari bakımdan çok ciddi bir para cezası çıkacağını düşünüyorum. Saha olayları bakımından da para cezası çıkar. Bir saha kapatma ya da seyirci sahaya yabancı maçta atan seyircilerin bloğu belki kilitlenebilir. Onların pasolikleri kilitlenebilir. Evet. Ama çok ciddi boyutta para cezası daha mahkum olacağını düşünüyorum. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da 2 ya da 3 maç bu istenmeyen kendi akreditasyon kartının yetkisi olmadığı bölüme girmeden dolayı ceza alacağını düşünüyorum. Ali Koç ve Genel Sekreter Burak Kızılpan, Genel Sekreterinin ceza alacağını düşünüyorum. Peki. Hocam benim size sorabileceklerim bu kadar. Var mı ekleyeceğiniz başka şey? Özgür, şöyle bir şey var. Şimdi hakemlikte başarı için benim bir hakemlere de kendi eğitimde verdiğim konferanslarda, eğitimlerinde söylediğim bir söz vardır. Evde oturan hakem, hafta sonu maçı olup evde oturan hakem hakikaten evde oturması gerektiğine inanıp da sahadaki arkadaşının başarısı için yürekten enerjisini gönderir, dua ederse o zaman hakemlikte başarı öyle olur. Bu da nasıl elde edilir biliyor musun? Adaletli atamalarla elde edilir. Şimdi sezon başladı. Merkez Hakem Kurulu atama yapıyor. Elde var 26 hakem. Bakıyorsunuz bunların daha 8-9 tanesi hala görev almadılar. İkinci hafta bitti. 5 tanesi 2 görev aldı. Ya sezon başı hakemler en başta herkese birer şans verilir. Ondan sonra birinci maçlarında performansları belli düzeyinde olan hakemlere ikinci maçı verirsin. Yani siz daha kimseye öbürüne hiç şans vermeden kendinize yakın insanlara ikinci hafta maç verirseniz o zaman sıkıntı olur. Bu da hakemler arasında uyumu da bozuyor. Yani bir yerde arada kıskançlık oluyor hakemler arasında. Bu da başarıyı ve hakemler arasındaki huzuru etkileyen bir konu. Merkez Hakem Kurulu atamaları. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Yani şimdi aynı bir takımın 11'inin yapılırken nasıl antrenmanlarda iyi performans gösteren, bir önceki maçta iyi performans gösteren futbolcu ertesi hafta formayı hak etmesi gerekirken öbür futbolcu onu kenara alıp da öbür futbolcuyu oyuna alan bir teknik adam olduğunda takımın nasıl huzuru bozuluyorsa hakemlikte de aynı şey var. Bu konuda Merkez Hakem Kurulu'nun ilk 2 hafta atamalarında eşit ve adaletli davranmadığını düşünüyorum ben. Şimdi bu hafta lig biraz şey gibi yavan geçecek 3 maçın olmaması sebebiyle. Bu haftaki atamalar belki diğer hakemlere şans verebilirler ama ondan sonraki haftada itibaren ben
seninle olan bağlantılarımızın haftada daha da sıklaşacağını düşünüyorum. Sizi daha fazla rahatsız edeceğiz hocam. Estağfurullah, ben keyif alıyorum, mutlu oluyorum da ayrıca ve çok güzel geri dönüşler alıyorum. Yani senin programlar, Radyo Spor gerçekten Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu. Senin programlar ayrıca çok daha farklı bir dinleyici kitlesine sahip. Ben o aldığım geri dönüşler benim bütün şeyimi, içimdeki hevesi daha da kabartıyor sana bağlanmak için. Eksik olmayın hocam. Çok teşekkür ederim. Bunu duyduğum için çok mutlu oldum. bugün için bir kez daha teşekkür ederim katıldınız. Spontane bir bağlantı yaptık. Ben teşekkür ederim. Hiç önemli değil. Her zaman memnuniyetle. Sana ve Radyo Spor ailesine selamlarımı iletiyorum. Tüm dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Eksik olmayın. Tekrar görüşürüz hocam. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Sayın Ali Kunak bizimle birlikteydi. Dünkü VAR kayıtlarını yorumladı. Tabii çıkabilecek cezalar ve genel itibariyle VAR atamaları, hakem atamaları ile ilgili fikrini sizlerle paylaştı. Kısa bir ara, aranın ardından devam ediyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Yazılı basında Beşiktaş'la ilgili bir haber var. Avrupa'dan Abubakar için sürpriz teklif deniyor. Siyah beyazların Lugano maçları için UEFA'ya bildirdiği liste açıklandı. Abubakar listede yer alıyor. Kamerunlu Vincent Abubakar listede yer alırken Daniel Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain kadroya alınmadı. Ama her halükarda Abubakar'ın gönderilmesini istiyor Beşiktaş yönetimi ve teknik heyette. Bu konuda Beşiktaş yönetimi gibi davranıyor. Beşiktaş yönetiminin istediği doğrultuda davranıyor. Çünkü hazırlık maçlarında bile, yani yedeklerin oynadığı hazırlık maçlarında bile oynatılmamıştı Abubakar, ama listeye dahil edildi. Sanırım bu ihtiyaç duyulursa Abubakar'dan yararlanma düşüncesinden kaynaklanıyor, ama Beşiktaş yönetiminin genel itibariyle fikri değişmiş değil. Abubakar'ın takımdan ayrılmasını istiyorlar. Değerli dinleyiciler, teknik direktör Mustafa Kaplan programımızın bu aşamasında bizimle birlikte. Anadolu futbolunu konuşacağız. Avrupa maçlarını konuşacağız. Genel itibariyle bir futbol söyleşisi gerçekleştireceğiz kendisiyle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özgürcüğüm, nasılsın? Teşekkür ederim hocam, siz de iyisiniz umarım. İyiyim, teşekkür ederim. Günaydın, nasıl başladı gününüz? Günaydın. Hafta nasıl geçiyor hocam? Günümüz sabah spor yaparak başlıyoruz. Ondan sonra da işte ufak tefek işler varsa onları hallediyoruz. Ondan sonra da bekliyoruz. Ne güzel hocam. Spor hocam. Ağırlık mı yapıyorsunuz, kardiyo mu yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz hocam? Koşu mu yapıyorsunuz? Yok, ben yürüyüş yapıyorum. Bir de bizim fitness salonu var, oraya gidiyorum. Aa, ne güzel. Kolay gelsin hocam. Ben de her gün yapıyorum. Biraz yorucu oluyor ama tabii insan alıştıktan sonra hocam bırakamıyor. Evet. Çünkü endorfin salgılıyor vücudunuz. Hareket ettikçe, aktivitenizi, evet, vücut evet. aktivitenizi arttırdıkça bu da insanın daha rahat, mutlu hissetmesini sağlıyor. Bu duygu bir alışkanlık yaratıyor. Dolayısıyla aynen vazgeçemiyorsun öyle. Spordan. Evet. Zaten bir profesyonel sporculuk geçmişimizde olduğu için spor hayatımızın hep içinde var. Olması lazım. Herkes için olması evet. lazım hocam. Aynen aynen. Yani daha zinde hissediyorsun kendini. Daha mutlu oluyorsun. Tabii. Vücudun daha atletik oluyorsun. Yani herkesin yapması lazım aslında. Doğru. Hocam nasıl önümüzdeki dönemle ilgili var mı bir proje, bizimle paylaşabileceğiniz bir gelişme var mı sizin adınıza? Ya benim adıma şimdi sezon başı benim görüştüğüm yerler vardı ama plan proje olarak biraz bizim gibi değildi. Ama ben şimdi dün de ekiple beraber biz bir yemek yedik. Bizim eski futbolcu Erhan Namlı da benim ekibimde. Bizim Ankara önceki Murat Duruer de dahil. Ya biz dedik ki bekleyelim, bekleyebileceğimiz yere kadar bekleyelim. Bizim çok şükür bir ihtiyacımız da yok dedik. Yani iyi bir kulüp yakalarsak, planı projesi olan, bu Süper Lig'de olur, birincilikte olur. O yüzden Süper Lig ve birincilik yakalayabilmemiz için tekrar bir bekleme kararı aldık biz. Yani onun dışında yoksa alt ligde isteyen takımlar vardı. Ama biz dedik ki lig düşmeyelim. O yüzden Süper Lig'de yakalayabilirsek yakalım. Yakalayamazsak en azından birinci ligde yakalayabilirsek bir takım yakalayalım. O yüzden bir bekleme kararı aldık ekip olarak. Anladım. Hocam nasıl görüyorsunuz? Süper Lig'de ve birinci ligde ilk 6 hafta içerisinde teknik direktör sirkülasyonu olur mu? Ya zaten şimdi bizim Türkiye'deki gündem başarısızlıklar biliyorsunuz olduğu gibi teknik adamlara kesiliyor. Ama burada hiç kimse kendini sorgulamadan işte ilk fırsatta teknik direktörü yollarlar. Ondan sonra ya işte yapamadı, olamadı gibi. Ama ben şunu söylüyorum. Yani bana göre bazı şeyleri de kendilerinde de araması lazım. Bu başkandır, yönetimdir. Öyle düşünmek lazım. Ama şu anda başladığınızda önümüzde zannedersem milli maç arası var. Ya, o dönemde eğer olumsuz giden takımlar
yine bu son iki haftada olup geçerse teknik adam değişikliği olabilir. Yani bu zaten Türkiye'deki teknik realite adamların değil kaderi. Mi? Realite. Yani. Değişmeyen bir gerçek. Ya, yanlış abi. Biz daha Mourinho Türkiye'ye geleli şurada belki 3 ay oldu. Onu bile eleştirmeye başladık yani. Evet. Yani bu kadar da vicdansız olmamak lazım. Vefasız olmamak lazım. Yani bence bazı şeyleri çok iyi ayarlamak lazım Özgürcüğüm ya. Hemen doğru. Bileti hocaya kesip bana göre doğru bir karar değil yani. Hı. Ama şu an böyle giden olumsuzluklar var gibi gözüküyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Mourinho'nun gidişatını Fenerbahçe'de? Ya şu anda ben Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası'ndaki maçlarını izledim. Yani Fenerbahçe aslında çok iyi bir hücum hattı yaptı bu sezon. Ama bunun tam tersini orta sahada Fred olmayınca bu sefer yani daha doğrusu Fenerbahçe'nin bir 6-8 alması lazım. Yani Fred olmadığı zaman sıkıntı çekiyorsun. Hı hı. Şimdi elindeki Türk oyuncuları da kullanıyorsun. Yani orada bir 6-8 alırsan savunmanı da iyi kurdun diyelim. Sonuçta ön tarafı da zaten bütün takımlar ön tarafı iyi kurdu. Yani Fenerbahçe eğer bir 6-8 alırsa Mourinho'nun da elini rahatlatır. Fenerbahçe de şimdi Şampiyonlar Ligi'nde elenince de tamamen kendisini lige verecek. Yani Avrupa Kupası maçları oynayacak ama bana göre Mourinho Türkiye'de saygı duyduğumuz bir adam. Fenerbahçe çok büyük bir hamle yaptı. Ama onun da elini güçlendirmesi için bana göre Fenerbahçe'nin özellikle orta sahaya takla yapması lazım. Anladım. Zaten yani böyle bu yönde bir çok şey katacağını düşünüyorum ben. Çalışmaları var galiba, evet. Evet. Peki hocam İrfan Can Kahveci neden 11'de şans bulamıyor sürekli Fenerbahçe'de sizce? Ya şimdi o şampiyonada sakatlıktan döndükten sonra zannedersem şimdi hoca da ara ara oyuna da attı onu. Oynattığı dönemlerde de iyi de oynadı. Hatta ben en son maçta gösterilen maçında ben İrfan'la başlar diye düşündüm. Yani Çeko'yu dinlendirir diye düşündüm ben hocanın. Yani İrfan'ı sağa koyar diye kendi kendime yani hesap yapıyordum da. Hatta oynamayınca maçın gidişatına göre en azından ikinci yarı ya da son 30 dakika kullanabilir diye düşündüm ben hocanın ama tabii hocanın takdiri İrfan'da isteyenleri var işte Arabistan'dan işte İspanya'dan İtalya'dan ama ben İrfan'ın Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Fenerbahçe'de Mourinho'yla şampiyonluk yaşaması için İrfan kalabilir ama Arabistan'daki takımların Arabistan'da isteyen takım İrfan'a rakam olarak belli bir rakamlara kadar sen de duydum çünkü en az öyle bir duyumum da var. Neymiş ama hocam? Neymiş önerdikleri rakamlar? Valla rakam olarak tam bilmiyorum ama işte Fenerbahçe olsun, İrfan olsun ama ben İrfan'ın gideceğini düşünmüyorum. Mourinho geldikten sonra İrfan Fenerbahçe'de sezonu tamamlar diye düşünüyorum ben. Bu önemli bir bilgi. Sayın Mustafa Kaplan eski öğrencisi İrfan Can Kahveci ile ilgili bilgiyi sizlerle paylaştı. Biliyorsunuz sürekli de iletişim halindeler. Yani sezonu Fenerbahçe'de tamamlayacak. Tabii gidişat nasıl olur önümüzdeki günler evet. Ne getirir bilemiyoruz ama belki de aynen. İrfan bir kariyer planlamasını tamamen Fenerbahçe üzerine kurup Fenerbahçe'de futbolu bırakma hedefini de belirleyebilir. Ne dersiniz hocam? Ben bir gün İrfan'a onu söylemiştim. Yani Fenerbahçe'de kalıcı olarak kal. Bunu bir sene önce söylemiştim ben. Fenerbahçe'nin efsane futbolcular arasına gir dedim. Sen Fenerbahçe'de kaptan seviyesine kadar gelen bir oyuncusun. Bir takım seviyesinde iyi oynayan bir oyuncusun. Yani her şeyi maddiyata olarak görmen gerek yok. Fenerbahçe'de efsaneler arasına girersen senin için daha güzel olur. Yani şimdi mesela bakıyorsun. Ben geçen gün bir yerde yine bir konuşma olmuştu. İşte Immobile'nin Beşiktaş'a gelmesi adam 8 sene Lazio oynamış. Evet. Ya da işte Silva 8 sene Benfica oynamış. Yani ben İrfan'ın da Mourinho geldikten sonra pek yurt dışına gitme isteği olduğunu tahmin etmiyorum. Bir görmüş olsa en azından ben de duymuş olurdum yani. Doğru. Yani Mourinho'yla bir şampiyonluk yaşamak istersen olur. Hocam eski öğrencilerinizden Altay Bayındır United'da ne dersiniz bu sezon daha fazla süre alabilir mi? Onana'yı çok önemsiyorlar ki ben Onana'nın sürekli hatalar yapan çok da güven vermeyen bir kaleci olduğunu düşünüyorum United'da. Bu sene bir sürpriz bekliyor musunuz? Kesebilir mi Onana'yı? Ya ben Altay'ın Onana'dan daha iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Ben de aynı ama şekilde orada düşünüyorum. Orada bir türlü o şansı yakalayamadı Altay. Teknik adam da Onana'ya sonsuz bir güveni var. Onu oynatmaya devam ediyor. Dediğiniz gibi evet çok hatalar da yapıyor. Ben Altay'ın çok sabırlı olduğunu biliyorum. Her zaman da çok çalışan bir arkadaş.
o çalışarak bir gün o formayı alıp aldığı zaman da bir daha vereceğini düşünmüyorum ben. Umarım öyle olur hocam. Ben de onun son derece yetenekli olduğunu düşünüyorum. Özellikle de birebir pozisyonlarda çok cesur ve açığı iyi kapatan bir kalite. Karşı karşıya. Aslında alttan yan toplarda çok iyidir. Yani karşı karşıya kaldığı pozisyonlar daha da iyidir ama yan toplarda da kendine özgüveni çok iyi olan bir kalecidir yani. Hocam Süper Lig'in 3 tane yeni takımı Göztepe, Eyüpspor ve Bodrumspor ilk 2 hafta nasıl gördünüz? Ya ben çok üzüldüm. Eyüpspor'u ben en son maçı da izledim. Bu 4-1'lik maçı da izledim. Yani Eyüpspor ligde kalıcı gibi gözüküyor. Ya takım olarak, takım oyunu olarak yani hem atak sonlandırmada hem oyun değişiminde hem de takım savunmasını iyi yapıyorlar. Ya bir de elindeki mevcut kadrosu da alternatif kadrosu da iyi yani. Kenardan giren oyuncular da etkili oyuncular. Bodrum Spor tabii iki maçı hem kaybetti hem de istediği gibi böyle bir ritmi yakalayamadı. Hı hı. Ya zaten transferlerde de geçen seneki çıkarken yaptığı transferlerinden faydalanamadı. Bu sezonda çok iyi transferler yaparak lige giriş yapmadı. Yani eğer böyle giderse tabii büyük bir sıkıntı yaşarlar gibi gözüküyor. Göztepe zaten benim her zaman beğendiğim bir camia, takdir ettiğim bir camia. Yani Fenerbahçe maçında da seyrettim, çok iyi de oynadılar. Maçın sonuna kadar da puan almak için kovaladılar ve nitekim de bunu da elde ettiler. Yani Göztepe bu sezon ligde ses getirebilir. Zaten ben şimdi ligde benim yani Beşiktaş, Başakşehir, Samsun, Sivas, Göztepe iyi oynayan takımlar. Bu iyi oynayan takımları üstüne koyarak da hem puan olarak hem de ligde ses getirecek takımlar olur diye düşünüyorum ben. Evet. Sayın Mustafa burada Kaptan. Da mesela tabii. Burada yani 3 büyükler olarak 4 büyükler olarak baktığımız zaman Trabzonspor vasatın altında kaldı. Yani transferleri istediği şekilde bir türlü oturtturamadı. Zaten bir maç oynadı, orada da bir puan aldı. Ama şimdi lige iyi bir giriş yaptı Beşiktaş. Hem iyi transferler yaptı. Gelen transferler özellikle 3. bölgedeki oyuncular çok etkili oyuncular. Demin dedik ya İmbombele işte altın ayakkabıya kadar gol kralları olan bir oyuncu. Beşiktaş yani bu sezon çok iyi transferler yaptı. Lige de iyi bir giriş yaptı. Süper Kupa'daki 5 gol de bunlara moral motivasyon olarak lige giriş olarak iyi bir seviye yakalattırdı. Yani 2'de 2 yaptılar. Ön bölgesini çok iyi kullanıyor. Yani takım olarak takım oyununu şu anda en iyi oynayan takımlardan bir tanesi Beşiktaş yani. Evet. Yani burada Galatasaray'ı söylersek de Galatasaray'da yani Hatay maçını geriye düşürerek çevirdi. Geçen hafta da 1-1'den sonra yine maçı çevirdi. Yani Galatasaray belki takım içerisinde ufak tefek çatlak sesler var gibi gözüküyor ama basında takip ettiğimiz kadar Kerem ayrılmak istediğini, örnek işte bugün Barış'ın hasta olup Young Boys maçını oynamayacağı. Yani yine 4 büyük takımlar zirve yarışında olurlar ama bana göre Beşiktaş şu anda hepsinin önüne geçti. Hem yaptığı transferlerle hem de oynadıkları oyun olarak. Yani orada da Samet Hoca'nın, Feyyaz Hoca'nın takım içerisinde çok büyük etkinliği oldu, ortaya çıktı. %100. Hocam bu arada Galatasaray'ın bugün Young Boys'ta maçı var. Ne dersiniz? Evet. Nasıl bir maç olacak Galatasaray adına? Ya ben büyük bir ihtimalle Galatasaray için iyi bir sonuç olacağını düşünüyorum. Belki zor maç gibi gözüküyor ama Barış'ın da herhalde hastalığından dolayı oynamayacağını dün akşam gitti hocam. Kendini iyi hissetmiş ve özel uçakta İsviçre'ye gitti. Yani şimdi Galatasaray'ın da ön tarafı etkili bir takım. Yani baktığın zaman hadi diyelim ki Kerem, Barış, Icardi oynarsa işte alternatif nöbetçi golcü diyelim, Bakçoy gibi bir oyuncu var. Yani Galatasaray oradan iyi bir skoruna döneceğini ben düşünüyorum. Çünkü Galatasaray Avrupa Kupalarında her zaman çok farklı bir oyun sistemi vardır. Yani Okan Hoca da elindeki mevcut kadronun en iyisini değerlendirip orada ben Galatasaray'ın iyi sonuçla döneceğini düşünüyorum. Young Boys Galatasaray'dan çok üstün bir takım olduğunu ben düşünmüyorum. Galatasaray başa başa oynayıp oradan iyi sonuçla döner. Evet. Bakalım nasıl bir sonuç olacak. Suni Çim ne ölçüde etkiliyor hocam? Bugün oynayacak maçın zemini statta zemin Suni Çim'miş. Young Boys maçında mı? Evet Young Boys Galatasaray maçında yani stat zemini Suni Çim olduğunu ben ya Suni Çim olduğunu ben bilmiyordum ama şimdi sen söyleyince öğrenmiş oldum. Ya Suni Çim olursa tabii futbolcular için ister istemez sıkıntı yaratır bu. Yani bu Suni Çim aslında futbolcular için çok ideal bir zemin değil ama yani Allah göstermesin sakatlıklar işte dönüşler işte sprint atmakta zorlanmışsın, top sürmekte zorlanmışsın. Ne bileyim ya tam ortaya yapacakken bir anda bir başka bir şey çıkar ortaya. Yani Suni Çim varsa o zaman yani ben Galatasaray'ın inşallah her şeye rağmen iyi bir sonuçta dönmesi için
Ben onlara başarılar diliyorum ama sizin için olması biraz sıkıntı olabilir yani. Hocam Trabzonspor'da eleştiriler had safhada. Özellikle teknik direktör Abdullah Avcı'nın performansına yönelik eleştiriler. Evet. Oyuncu tercihleri bilhassa çok eleştiriliyor. Ne dersiniz? Nasıl görüyorsunuz oradaki durumu? Ya ben şimdi şunu söyleyeyim. Abdullah Avcı ülkemizde kendini kanıtlamış bir teknik adam. Trabzonspor uzun bir aradan sonra şampiyonluk yaşatmış. Ama ligin ilk maçında adama istifa diye bağırmaları ya da ne bileyim Ağustos Kupası Rabit'in maçında Abdullah Avcı istifa demeleri hiç hoş değil. Hatta Abdullah Avcı'nın bir açıklamasını okudum. Telefonuyla ilgili. Bu da bana göre çok boş değil. Zaten bu sosyal medyada herkes teknik direktör, herkes yardımcı antrenör, herkes sportif direktör oluyor. Onlara da saygı duyuyor. Tabii ki eleştiri olacak ama yani Abdullah Avcı da halen ilk ligin ikinci maçında istifa çağırmaları hiç hoş değil. Bence Abdullah Hoca orada yine takımı düzeltip yine takımı iyi seviyeye getirecektir. Burada biraz sabır lazım. Hemen yani Fatih diye tekrar ismi dile getirmek de doğru. Ben Fatih Hoca'nın yerine olsam Alanyaspor'da bırakıp da şu anda Trabzon'a gitme gibi bir şey yapmam yani. Bir hata yapmam yani. Çünkü orada daha mutlu, orada daha iyi çalışacağız. Zamanı vardır Trabzon'a gelmek için. Ama Trabzonspor bu sezon yaptığı transferlerde bir türlü hem oturtulan sistem olsun ya da seviye olsun oyun olarak hiç görmedim ben. Eğer böyle devam ederse o zaman sıkıntılar büyür. Ama Abdullah Hoca ve ekibi onu toparlayacaktır diye ben düşünüyorum. Geçen haftayı bay geçirdiler. Belki bu da onlar için bir avantaj olur. Şimdi Avrupa Kupası'nın maçından sonra zannedersin yine bir bay var. Maç oynamayacaklar bu hafta Süper Lig'de. Evet. Yani sonuçta Trabzonspor büyük camia. Bunun altında kalkacaktır. İşte 2 yıl önce bu ligin şampiyonu. O yüzden bazı şeylerde sabırlı olmak lazım. Ama Trabzonspor taraftarını ben çok iyi biliyorum. Biraz acilecidir, sabırsızdır. Onlara benim tavsiyem teknik adamına ve futbolcu grubuna sahip çıksınlar. Şu anda bir kaos yaratmanın bir anlamı yok yani. Hocam iki eski kulübünüz Ankara Gücü ve Gençler Birliği'nde sormak istiyorum size ama sorarken hatırlatalım bize yeni katılan dinleyicilerimiz olabilir. Teknik direktör Mustafa Kaplan bizimle birlikte. Kendisiyle özel söyleşimiz devam ediyor. Ankara Gücü Süper Lig ayarında bir kadroya sahip hocam. Büyük evet. ölçüde geçen sezonki kadroyu korudular ve lig tecrübesi olan Osman gibi önemli oyuncuları transfer ettiler. Evet. Erzurum deplasmanında mağlup oldu. Hafta ligi galibiyetle başladı ama Erzurum Spor deplasmanında mağlup oldu. Bu birinci ligin sürprizlerle dolu yapısından mı kaynaklanıyor yoksa Ankara Gücü'nde içeride ciddi problemler mi var? Ya ben şunu söyleyeyim. Ankara Gücü zaten geçen sezon düşmemesi gerekirken düştü. O elindeki oyuncu kadrosu kesinlikle düşecek bir oyuncu kadrosu değildi. Ama bu şu anda o geçen sezondan 10 tane Süper Lig oynayan oyuncusu var kadroda. Yani ilk Urfa Spor maçını 2-0 kazandıktan sonra ben Erzurum deplasmanında da büyük bir ihtimalle kazanır diye düşündüm. Ama oradaki rakımdan dolayı bir sıkıntı yaşamış olabilir futbolcular. Şu anda Ankara Gücü'nün mevcut kadrosunun içinde yani Süper Lig'de oynayan 10 oyuncu olması avantaj ama Ankara Gücü'nün kulübesi zayıf. Yani sonradan hamle oyuncusu olarak kullanacağı oyuncu kadrosuna hatta ben dün bir yayında söyledim en az 4-5 tane oyuncu alması lazım. Yine söylüyorum ben. Yoksa Ankara Gücü taraflarının arkasına alarak yani ilk 2'den çıkacak bir takım bir camia. Ama Ankara Gücü şu anda eğer gitmek isteyen oyuncular var. 2-3 tane duyduk. Eğer onlar gibi takım içerisinde bir huzursuzluk yaratıyorsa ya da ne bileyim oynamak istemiyorlarsa bu o zaman sıkıntı olur. Hangi oyuncular gitmek istiyormuş hocam Ankara Gücü'nde? Ya Vasangok gideceğini istediğini duydum. Sivas Spor istiyormuş diye duydum. Evet. Sivas diye bir arkadaş oyuncu var. O da o kaçtı deniyor ama geçen hafta antrenmana çıkmış. Cihat evet. Çıkmış. Yok yok. O Ankara'da yani. Kaçtı gibi böyle bir şey yok. Zannedersem o da onu da isteyen kulüpler varmış. O da gitmek istiyor ama ben Ankara Gücü'ne şöyle tavsiyem var. Gitmek isteyen oyuncuları kesinlikle bırakmamak lazım. Çünkü bunlar elit oyuncular, iyi oyuncular yani. Yani şampiyon yapacak oyuncular. O yüzden bunları tutmak lazım. Şu anda Ankara Gücü'de İsmail Mert Fırat olsun, futbol şube sorumlusu, Feridun Bey olsun, işte spor direktörü Seyit olsun, Cihat Hoca olsun. Bunlar hepsi takım içerisindeki o dengeleri kuracaklardır. Zaten Ankara Gücü'de herhangi bir maddi sıkıntı da yok şu anda. Yani Ankara Gücü büyük bir ihtimalle 2'den çıkacak takımdır. Ama Ankara Gücü'nün kesinlikle 4-5 oyuncu alması şart. Yani buna bir sol bek, bir sol stoper, bu bir tane 8 olabilir, bir tane 6 olabilir, bir tane kenar olabilir alması lazım. Yani. Çünkü yedek kulübesindeki giren oyuncular aşağıdan gelen oyuncular ya da geçen sene takımda olup da ara ara oynayan oyuncular var. Eğer 4-5 tane hamle yaparsa ligdeki 2'de çıkacak takımlardan birisi olur.
Peki. Yani Gençler Birliği'ne gelince Gençler Birliği... Hocam çok özür dilerim. Sizden bir ricada bulunacağım. Kısa bir ara vermek durumundayız. Tamam. Aradan sonra hem Gençler Birliği'ni sorayım. Size hem de bu VAR hakemlerinin performansı, hakem performansı çok eleştiriliyor. Bir teknik direktör olarak nasıl bakıyorsunuz? Bu soruyu soracağım birazdan. Tamam. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta, HDI Sigorta. Sayın Mustafa Kaplan tekrar bizimle birlikte. Gençler Birliği ve Ankara Gücü'ne, Ankara takımlarına çok büyük emekleri geçti. Ülkemizde pek çok takımı da çalıştı. Son olarak Giresunspor ve Adanaspor'da çalışmıştı teknik direktör Mustafa Kaplan. Hocam tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hocam Gençler Birliği'nde kalmıştık. Gençler Birliği evet. Daha mütevazı bir kadroyla mücadele ediyor ama geçen sezonda Sinan Kaloğlu ile birlikte playoff son anda bence bir tarihsizlik sonucu kaçırdılar. Bu sezon playoff ya da ilk iki şansları nedir, nasıl görüyorsunuz? Ya biliyorsunuz geçen sene o son Tuzlaspor maçında playoff'u kaçırdı. Evet. Yani o eğer o takım playoff'a çıksaydı, çünkü oyuncu kadrosu da iyiydi. Tecrübeli oyuncular da vardı. Süper Lig'i yakalayabilirdi. Şimdi bu sezon yeniden bir yapılanma yaptılar. İşte Recep Hoca geldi. İlk iki maçı da iyi geçtiler oyun olarak bana göre. Yani Kocaeli'de de kazanabilirlerdi. Kaçırdıklarını atsalardı. Bu hafta da Boluspor maçını ben canlı da izledim. Yani yine kazanabilecekleri bir maçı şanslı bir şekilde berabere bitirdiler. Geriye düşerek ikinci yarıya başlamışlardı. Ama Gençler Birliği iyi bir kadro kurdu. Gençler Birliği eğer bu kadrosunun üstüne bir galibiyet yaparsa futbolcuların üzerindeki o yoğun baskı da kalkar. Çünkü şu anda ligde bu bizim birinci ligde herkesi gelebilir. Çok değişik, enteresan sonuçlar geliyor. Ama Gençler Birliği iyi bir oyuncu kadrosu var. Osman Başkan geldiği günden beri çok güzel işler yapıyor. Orada Harun abi var, eski futbolcumuzun, Gençler Birliği'nin takım kaptanı. O da takım içerisinde. O da sürekli futbolcularla beraber. Bu hafta Iğdır deplasmanında bir sürpriz yapabilir Gençler Birliği. Yani geçen hafta Kocaeli'deki oynadığı iyi oyunun karşılığında 2 haftada bir puan yaptı. Ama Gençler Birliği hem büyük bir camia yeri Süper Lig, hem de inşallah bu sezon ilk 2'den mi olur, artık playoff'tan mı olur, güzel işler yapması lazım. Ama günümüzde Türkiye'de biliyorsun bazı işler olumsuz olduğu zaman da eğer yani Iğdır Spor yani bir sonraki maçta yani teknik adamlar olarak bana göre kulüplerin sahip çıkması lazım. Bunların arkasına destek olması lazım. 2 haftayla 5 haftayla değerlendirmemek lazım. Bana göre gençler bir iyi kadrosu var. Ligde de çok güzel işler yapacak diye düşünüyorum ben. Hocam Iğdır Futbol Kulübü'nden bahsetmişken çok hızlı tırmandılar. Üçüncülükten ikincilik, birincilik vesaire. Evet. Geçen hafta da Adana Spor karşısında 6-1'lik bir galibiyet elde ettiler. Evet. İyi yatırım yapan, para açısından problem yaşamayan birkaç kulüpten bir tanesi. Bence Kocaeli aynen. Spor çok yatırım yapıyor. Birincilikte değil mi? En çok yatırımı. Ankara evet, Gücü'nün belli bir bütçesi. Bir de Iğdır. Ne dersiniz? Para her şeyi çözüyor mu? Iğdır özellikle ya, değerlendireceksin. Para değil yani. Her şey para olsa, para geçen sezon Kocaeli Spor çok güzel bir kadro yaptı ama bir türlü çıkamadı. Yani yine Ertuğrul Hoca vardı ama burada ben hep şunu söylüyorum. Bu ligi bilen oyuncuların olması lazım. Bu ligde tecrübeli oyuncular oynaması lazım. Yani çünkü bu lig çok değişik bir lig. Yani koşmazsan, mücadele etmezsen, savaşmazsan sıkıntı yaşayacağın bir lig burası. Bir de bu ligdeki en önemli değer de duran toplardır. Yani eğer duran toplarda işte örneğin bu hafta Ankara Gücü'nün yediği gole bakalım. Mustafa Yumru geldi, indirdi. İşte Eren attı. İşte ne bileyim işte Bandırma Spor Keçiören günü yenerken stoper Atınç attı. Yani bu duran toplar bu ligde çok önemli. Şimdi Iğdır maçına ben gittim. Adana Spor geçen sezon ben orada 7 hafta kalmıştım. En son kupa maçından sonra ayrılmıştım. Çok oyuncu kaybetmiş o kadrodan. Ve artı Adana Spor eğer bu elindeki bir oyuncu kadrosuna devam ederse önümüzdeki günlerde çok sıkıntılar çeker. Yani Iğdır Spor'un iyi bir oyuncu kadrosu var. Çok güzel bir oyun anlayışı var hocanın. Yani 3-4-3 oynatmış. Top rakibe geçerken 5'li top kendisindeki üçlüye dönen. Yani hücumda çok etkili olan bir takım. Yani 6 tane gol attı ama Adana Spor'un kalecisi ilk kez bir birincilik oynuyor. Galatasaray Pas takımına gelmiş Jankar. Bence yani, çok iyi kaleci. Özellikleri çok iyi hocam. Evet. Yani o kaleci birdenbire oynatmak çok doğru değildi. Yani. Yavaş yavaş saldırılarak oynatmak daha iyiydi. Ama şimdi orada da Jankar'da böyle bir şans geldi. Yani Jankar'ın yediği gollerden ziyade ya Adana Spor takımı şu anda oynadığı oyun olarak yani beni hiç tatmin etmedi. Yani eğer Adana Spor böyle devam ederse ligde çok sıkıntı çeker. Iğdır Spor da çok rahat bir galibiyet aldı. Ama Iğdır Spor senin dediğin gibi 3 yıl içerisinde 3'ten 2, 2'den işte playoff'tan 1. lige gelmesi, hatta yani Alagöz Başkanı'nı ben tanıyorum, çok da konuştum. Belki buradan da yakalayabilirse çıkmak için hamleler yapar. Hatta bu hafta ilk kez seyircisinin önüne çıkacak. Gençler Birliği maçını Iğdır'da oynayacaklar.
Yani maddi sıkıntılar yok. Tesis olarak da sıkıntılar yok. Her oyuncu da oraya gitmek istiyor zaten. Belki bu piyasada da Ödül Spor gibi 3-4 tane takım piyasayı da çok arttırdı diye ben düşünüyorum. Ama ben şurada bir konuya değineyim Özgürcüğüm. Süper Lig'de olsun, birinci ligde olsun bu kadar yabancı oyuncunun oynaması, bu kadar yabancı oyuncu serbest bırakılması bana göre doğru bir karar değil. Böyle olunca da işte genç oyuncularımız nerede piyasaya çıkacak, nerede oynayacak? Yani bu da Türk futbol adına üzücü bir şey. Bu önemli tespiti Sayın Mustafa Kaplan yaptı. Hocam ben size Ankara'dan yetişen Keçiören Gücü'nde asıl patlamasını yapan Barış Alper Yılmaz'ı da sormak istiyorum. Ama evet. Öncesinde şu VAR kayıtları açıklandı. Hem Göztepe Fenerbahçe maçının kayıtları açıklandı. Hem de Konyaspor Galatasaray maçının iki maçta da tartışmalı pozisyonlar vardı. İptal edilen goller vesaire. Göztepe'nin golü, Galatasaray'ın golü iptal edildi. Ne diyorsunuz bu VAR'daki hakemler çok ciddi problem mi Türk futbolunda? Yoksa ya vardaki hakemler mi değerlendirmek lazım? Yani geçen sene vardaki hakemler hep aynı hakemlerdi. Hep bir döngü halinde dönüyorlardı yani. Yani sahaya inmiyorlardı ama hep VAR'da duruyorlardı. Yine bilmiyorum VAR'da kimler vardı Konyaspor maçında ya da Fenerbahçe maçında da. Konyaspor maçında Volkan Bayarsan, Göztepe Fenerbahçe maçında da Mustafa İlker Coşkun. O zaman değişmiş. Ben hep Özgür Yankay'ı bekliyordum. Yok. Da Ahmet Hoca. Mesela diyor ki maçın hakemi VAR diyor ki APP'de olduğunu sonuna kadar izleyeceğim diyor. O hakem işte bu Göztepe'nin atılan tamam hiç sesin gelmiyor. Evet görüyorum tamam vesaire diyor. Orada bir muğlaklık söz konusu. Sonra birden iptal ediyorum golü diyor. Göztepe'nin golünü. Serbest vuruşla başlatacağım maçı diyor. Ya şimdi bu zaten ben bazen şunu söyleyeyim. VAR'daki hakemler tamam belirli noktalarda muhakkak müdahale etmeleri lazım ama bazı şeyler de çok giriyorlar gibi geliyor bana. Yani şimdi Göztepe'nin örnek Göztepe'nin attığı golde sanki orada İsmail'e faul var diye zannedersin gol iptal etti. Yani top sadece çıktı diye değil yani. Orada faulden dolayı faul, iptal etti. O yüzden serbest vuruş kullandı. Galatasaray maçında da yani şimdi hakemler bir şeyde kalıyorlar. Mesela VAR'a giderken örnek net gözüken pozisyon var. En az 4-5 defa daha izliyorlar bunu. Yani ligin daha yeni başlıyor. Hakemlerimiz de hata yapabileceklerdir ama bence VAR'da bazı bu konuların açıklanması da bana göre güzel bir şey. Bir kere ben Cüneyt Hoca'ya şunu söylemiştim. Gençlerimizle Kayseri maçımız vardı. O gün bizim 3 tane golümüzü iptal etmişti. Ben de adım Cüneyt Hoca espri olsun diye hocam ben bunu sorumlusun demiştim. Ne demiştiniz hocam golden bir daha söyler misiniz? Ya ben bugün eğer kalksan ölürsün sorumlusun sensin demiştim. 3 tane golümüzü iptal etmişti VAR'dan. Evet. Sonra 96-3'te biz Kayseri Spor kendi kalesine gol attı ve maçı kazanmıştık 3-2. Ya bunlar olacaklardır ya. Önemli olan ne biliyor musunuz? Sağ içerisinde sağ dışarısında hep fair play içerisinde olmak lazım. Ya yani örnek işte Ali Koç'a yapılanlar ya da Ali Koç'un orayı niye gitmesi. Bu işleri yaşamamak lazım, yapmamak lazım. Hep sancıda kalmak lazım. Ben hep söylüyorum sosyal medyadaki insanları çok böyle yani klavyenin başına oturup boş şeyler yazmaması lazım. Yani demin ne dedik? Abdullah Avcı'ya bağırıyoruz. İsmail Fatih Tek'e geldi. Yarın Fatih Tek'e geldi. 5 hafta takıldıydı. Ona da mı bağıracaksınız? O zaman kendi çocuğuna da yapmış olacaksın. Ama Abdullah Hoca kendi bu 2 sene önce şampiyon yapmış. Yani bence bazı şeylerde sabırlı olmak lazım. Beklemek lazım. Sayın Mustafa Kaplan'la sohbetimizin sonuna geldik. Hocam Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'daki evet. Milli takımdaki gelişimini nasıl yorumluyorsunuz? Ya Barış Alper ben çok beğendiğim oyuncu. Ankara Demirspor'dan gitti Keçiören Gücü'ne. Hatta Ankara Demirspor'da pek fazla şans da bulamıyordu. Bir dönem biz Ankara Keçiören Gücü tereddüt etmiş değil mi? Oynayamıyor. Bizde nasıl evet, olacak evet, vesaire evet. diye. Ama Barış Alper çok güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Yani çiftli atan bir oyuncu. Kenar oynayabilme özelliği olan bir oyuncu. Bek oynayabilecek bir oyuncu. Yani hem milli takımda hem Galatasaray'da çok güzel işler yaptı. Bence önü de açık. Avrupa'ya da gidebilir. Barış Alper'in benim ona bir tavsiyem var. Antrenman sonrası muhakkak yapıyordur. O konuda da onu yaptırıyordur ama Barış'ın yapacağı bir tek bir şey var abi. Hem yüksek toplara çalışması lazım sarkaç topunda hem de gol sonrası yani antrenman sonrası sürekli sol ayağına gol vuruşları çalışması lazım. Yani sol ayağını geliştirmesi lazım. Çünkü yani Avrupa'ya gittiğiniz biz bunu mesela ben yetiştirdim bütün oyunculara yaptırmışımdır. Yani Umut Bulut'tan tut, Umut Nayır'ına kadar geriye dönerek de geldiğimi de söyleyeyim. Yani bu gol vuruşu bol tekrarla çok şey kazanabilir Barış. Avrupa'da da bana göre her takımda oynar. Yani burada Galatasaray'ı da takdir etmek lazım. Gelip Keçiören'e böyle bir oyuncu bulup götürmesi de onlar için çok büyük bir kazanç oldu.
%100. Ben de aynı kanaatteyim. Bakalım Barış'ın futbol kariyeri nasıl şekillenecek? Bunu hep birlikte göreceğiz. Ama bu sezon Galatasaray'da kalacak ve Şampiyonlar Ligi hedefine yardımcı olacak. Sonraki sezonlarda belki transferi söz konusu olabilir. Orada sanki Kerem'in bir sıkıntısı var Galatasaray'da gitmek istiyor gibi diye. Gidiyor. Gitmek istiyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz hocam. Evet. Yani. Gitmek istiyor. Ne diyorsunuz Kerem'in durumu ile ilgili? Ya Kerem, ben Başakşehir'i 19'da tanıdığım bir oyuncu. Hatta Erzincan'dayken hem babasıyla hem kendisiyle telefonla konuştum. Gençliğine getirecektik. Babası bize o gün aynen şunu söyledi. Bizim bir Galatasaray işimiz var. Eğer olmazsa dedi, biz gençliğini tercih ederiz dedi. Sonra Galatasaray'a gitti hatta olarak. Yani Kerem iyi bir oyuncu ama Kerem'in biraz kendisiyle ilgili böyle bir nasıl, kendisiyle bir barışık değil yani. Böyle çok çabuk agresifleşiyor, sinirleniyor. İşte bazı şeyleri bir değiştirmesi lazım. Kerem. Mental Kerem olarak bir problemleri var hocam. Mental problemler. Evet. Yani ben onu yanıtsam kendime bir yaşam koçu tutarım. Belki de tutmuştur. Yani Kerem iyi oyuncu, çabuk oyuncu, hareketli oyuncu, sprint atan oyuncu. Yani her takımda Kerem gibi oyuncuların olması lazım yani. Peki. Hocam Kayseri Spor'da kongre kararı alındı. Kayseri Spor'daki durumu nasıl görüyorsun? Son olarak Sivas Spor evinde mağlup oldu. Burak Yılmaz ve Kayseri Spor'un performansını nasıl yorumlamak lazım? Ya Kayseri Spor yaklaşık 3 yıldır böyle bir sıkıntıları var. Transfer yasağından dolayı. İşte en son Çağdaş Ataş gittiğinde çok başarılı bir sezon da geçirdi. Sonra oradan Başakşehir'e gitti. Ama şimdi eğer kongre kararı almışlarsa bana göre büyük bir değişiklik olabilir orada. Belki Aseki Başkan tekrar müdahale edebilir. Öyle mi? Öyle bir ihtimal var mı? Ya olabilir yani. Çünkü orada en ufak şeyi onursal başkanlığı gibi gördükleri Aseki Başkan'a soruyorlar. Yani şimdi Burak Hoca biliyorsunuz Beşiktaş'tan sonra oraya gitmesi. Ben Burak Hoca'nın bazı şeyler çok erken başladığını düşünüyorum. Yani belki Şenol Hoca'ya devam etti, sonra Beşiktaş'ta kaldı, sonra işte Kayseri Spor'a geldi. Aslında Kayseri Spor bu hafta fena da bir futbol oynamadı yani. Kazanabilirdi maçta. Kaybetti ama daha etkinli değil mi? Daha çok top kullanan taraf. Evet evet, daha çok top kullandı yani. İki tane duran toptan gol yedi yani Kayseri Spor bu hafta yani. Ankara Gücü'nü işte gönderdi stoper. Fazla gün orada iki tane kafa, bir kafa bir de ayaktan gol attı. Yani orada da bence Burak Hoca'ya sabır tanımak lazım. Çünkü orada transfer yasağı var. Büyük bir ihtimalle açılacak gibi de gözükmüyor. Ama eğer skorlara yansımazsa o zaman hem teknik adam açısından hem de kulüp açısından Kayseri Spor sıkıntı yaşayabilir yani. Bu arada Halil Dervişoğlu'nun Antalya Spor'a kiralık olarak gitme olasılığı var. Antalya Spor'un Galatasaray'dan böyle bir talebi varmış. Ne diyorsunuz hocam? Halil Dervişoğlu niçin beklenen patlamayı yapamıyor? Benim fikrim şu, bilmiyorum nasıl düşüneceksiniz. Yani Halil Dervişoğlu oyun IQ'su açısından bence yani futbol IQ'su açısından çok yeterli değil. Son vuruş konusunda çok kararsız. Bazen çok gereksiz topla oynuyor. Bu özelliklerini değiştirmediği sürece büyük takım için gelişme gösteremez bence. Ya ben Halil'in yani Antalya işte geçen sene Hatay'a gitti. Orada da pek fazla bir varlık göstermedi. Yani Hatay'a gittiğinde. Şimdi ben Halil'in yerine olsam Antalya eğer beni istese giderim. Orada en azından bir çıkış yakalarım. Ama Halil'in üstüne koyması gereken çok eksikleri var. Onları koyması lazım yani. Şu anda Halil bir süper yani Süper Lig'de 3 büyük takımlar için seviye olarak bence biraz altta yani. Doğru. Ben de aynı fikirdeyim hocam. Hocam benim size sorabileceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yo, ben bütün takımlarımıza Avrupa'da başarılar diliyorum. Süper Lig'de de ben hep aynı şeyi söylüyorum. Her şey sahanın içerisinde olsun bitsin. Sahanın dışına taşmasın bazı şeyler. Bakalım sizin adınıza hangi gelişmeler olacak? Ben ilk 6 hafta içerisinde Süper Lig'de son derece önemli sirkülasyonların olabileceğini düşünüyorum hocam. Eminim size de bir proje teklif İnşallah. Gelecektir. Bakalım neler olacak. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar teşekkür ederim. Diliyorum. Görüşürüz. Sağ olun. Mustafa Kaplan bizimle birlikteydi. Teknik direktör Mustafa Kaplan pek çok konuda hem birincilik hem de Süper Lig takımlarıyla ilgili sorduğumuz soruları yanıtladı. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Scott McTominay, İskoç futbolcu, geleceği Manchester United'da çok belirli değil. Galatasaray'ın transfer gündemine girdiğini biliyoruz. Şu sıralarda Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğunu, hala gündemi meşgul ettiğini söyleyemeyiz belki ama yazılıyor. Galatasaray'ın gündeminde olduğuna dair haberlere konu oluyor. İtalya Serie A takımlarından Antonio Conte'nin çalıştırdığı Napoli'nin gündeminde olduğu iddia edildi. Scott McTominay'ın İtalyan ekibi Antonio Conte'nin takımda görmeyi çok istediği ismin transferini adım adım bitirmeye yakın deniyor İtalyan basınında. Sport Italia'dan Alfredo
Pudeya'nın haberine göre McTominay'ı kadrosuna katmak istiyor Napoli. Haberde Fulham'ın iki teklifi de reddeden McTominay'ın İtalya'da Serie A'da oynama arzusu bulunduğundan bahsedildi. Fulham iki kez teklifte bulundu McTominay için. İkisini de reddetti. McTominay için elini çabuk tutmak isteyen Napoli'nin futbolcunun durumunu saat saat takip edeceği belirtiliyor. Oyuncu 27 yaşında biliyorsunuz. Manchester United formasıyla şu ana kadar iki maça çıktı bu sezon itibariyle. 38 dakika süre aldı. Gol ya da asist üretemedi ama geçen sezon belirleyici maçlar oynamıştı McTominay takımı United adına. Sevgili dinleyiciler, dev bir plandan bahsedilmiş. Aboubakar'la ilgili satış kararı var ama Aboubakar Lugano maçının kadrosunda, daha doğrusu UEFA listesine ismi yazıldı. Beşiktaş muhakkak Aboubakar'la yollarını ayırmayı planlıyor. Galatasaray bugün saat 22'de İsviçre'de Young Boys'la ilk maçını oynayacak, playoff maçı. Sarı Kırmızılar'da daha önce bu ülkenin takımlarına karşı oynadığı 17 maçta 11 kez kazandı. 4 defa mağlup oldu. Umarız 12. galibiyet gelir bugün Galatasaray adına. Gereken ceza verilecek diyor Okan Buruk dün düzenlediği basın toplantısında. Bu kadar yatırımların yapıldığı bir ligde tam anlaşılmayan bir konuşmayla golü iptal edilmesi doğru gelmiyor. Gerekli ceza verilecek diyor. Volkan Bayarslan'la ilgili söyledi Okan Buruk. Konya Spor Galatasaray maçının VAR'da görevlendirilen hakemi Volkan Bayarslan'la ilgili gereken cezanın verilmesi gerektiğini ifade ediyor. Gerçekten konuşmalar şüphe uyandıracak nitelikte. Bence iyi niyetten de yoksun. Böyle anlıyorum. Dolayısıyla ortada haklı bir tepki olduğunu düşünüyorum. Göztepe'de Caballero bombası denmiş. İzmir ekibi kariyerinde 6 şampiyonluk yaşayan Ivan Caballero'yu transfer etmek istiyor. Atak bölgesinde oynayan bu futbolcuyu. Paris Saint-Germain'den PSG'ye, daha doğrusu Mbappe'den Paris Saint-Germain'e dev dava diyor. Bir ihtilaf söz konusu Paris Saint-Germain'in sahipleriyle Kylian Mbappe arasında. İngiliz basını Yıldız Kanat oyuncusu için Fenerbahçe, Juve ve Suudi ekiplerinin devrede olduğunu yazdı. Kim bu Yıldız Kanat oyuncusu? Sterling, Raheem Sterling. Mirror gazetesinin haberine konu oldu. Raheem Sterling için Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımı ilgi gösteriyor. Serie A kulübü Juventus, Federico Chiesa'yı satarsa İngiliz oyuncuya yönelecek. Yıldız oyuncu için adı geçen bir diğer takımsa Fenerbahçe demiş Mirror gazetesi. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe bir ofansif nitelikte bir orta saha oyuncusu almak istiyor. Hatta oyunu iki yönlü oynayan bir orta saha oyuncusu, belki de bir stoper. Umutsuz Vakka demiş. Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi kadrosunda Teklic, Orsic ve Umut Bozok yer almıyor. Bu futbolcuların satışı söz konusu Trabzonspor'da. Biliyorsunuz Trabzonspor'da St. Gallen'le karşı karşıya gelecek yarın akşam. Sevgili dinleyiciler, Konferans Ligi playoff maçında bu haberleri yazılı basınımızdan aktardım. Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Göztepe deplasmanında yaşadıklarıyla ilgili flash sözler sarf etti denmiş. Fanatik gazetesinden aktarıyorum bu haberi. Türk futbolunun kaotik bir ortama sürüklenmesini kabul etmeyeceklerini kaydeden Özbek, keşke olmasaydı. Benim görevim saha içinde değil, ben başkanım, yeşil saha futbolculara ait, başkanın görevi bu işi yönetmektir demiş. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi diyor Okan Buruk. Fanatik gazetesinden aktarıyorum, dünkü basın toplantısında bu sözleri söyledi Okan Buruk. Sarı Kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk, bizim genel olarak alışkanlığımız her maça kolay bakmamız, ancak bu işin şakası yok, maçı ciddiye almalıyız. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek ilk hedefimiz, oraya gittikten sonra bir hedef belirleyebiliriz, orayla ilgili hedef söylemek şu an doğru olmaz demiş. Ama ben bu sezon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne mutlaka gitmesi ve en azından çeyrek finali görmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray belki iki kez, 2000 ile 2024 arasında iki kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final gördü ama 2000'de kazandığı UEFA Kupası ve arkasından Real Madrid'i yenerek elde ettiği Avrupa Süper Kupası dışında bir derecesi yok. Galatasaray'ın 24 yıllık bu derecesizlikte Avrupa yarışmalarında bence bir başarısızlık. Dolayısıyla bunu aşmak zorunda Galatasaray bu sezon. Bu çerçevede Şampiyonlar Ligi'ne gitmek çok önemli. Gittikten sonra da Galatasaray minimum 2 transfer yapacak. Bu transfer sayısının 3'e çıkabileceğini de düşünüyorum ben. Bir sol bek, bir hücuma dönük orta saha oyuncusu alınacak Galatasaray'da. Belki 2 tane oyuncu alınacak. Gideceklere bağlı olarak Galatasaray'ın böyle bir planı var. Young Boys deplasmanı için İsviçre'ye giden Galatasaray kafilesinde sürpriz yaşanmıştı. Barış Alper, Yılmaz Dün takımla birlikte gitmedi ama midesindeki şikayetle ilgili midesindeki sorunla ilgili şikayetleri azalınca Barış Alper Yılmaz dün gece özel uçakta İsviçre'ye gitti ve takım kafilesine katıldı. Eray Yazgan, Galatasaray'ın genel sekreteri,
sekreteri bu durumu açıkladı. Yıldız isim Sterling transfer dönemi başlarında gündeme gelmişti Fenerbahçe'den. Daily Mirror'da yer alan habere göre Chelsea'de Manchester City maçının kadrosuna alınmayan ve takımda düşünülmeyen Raheem Sterling için Fenerbahçe Juventus'la birlikte Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de devrede. Goretzka'ya ikna turu deniyor. Dün Bayern Münih sportif direktörü bir açıklama yaptı ve Goretzka çok iyi bir oyuncu ve bir adanmışlık da bağlı Bayern Münih'e ama bizim kadro planlamamızda yer edinmiyor, yer almıyor demişti. Goretzka'nın hedefi bir şans daha bulmak. En azından Şubat ayına kadar, Ocak ayına kadar Bayern Münih'te devam etmek yönünde ama gördüğüm o ki Leon Goretzka'nın devam etme ihtimali Bayern Münih'te bulunmuyor. Bu da tabii Fenerbahçe'nin gelişmeleri yakından takip etmesini sağlıyor. Çünkü Goretzka niteliğinde bir oyuncuya ihtiyacı var Fenerbahçe'nin transferde sevgili Nijer. Fanatik gazetesi Beşiktaş'la ilgili olarak bir başka habere imza atmış. Beşiktaş'ın yeni sağ koridoru Bek'te Lotomba düzelterek söylüyorum ismini. Lotomba, kanattaysa Angelo. Angelo biliyorsunuz Brezilyalı bir oyuncu ve Chelsea'de forma giyiyor. Bu futbolcunun Beşiktaş'a kiralık olarak transferi söz konusu. Transferin hızlı takımı Beşiktaş bu kez gözünü sağ hatta dikti. Yönetim sağ bekte hedefi Nice forması giyen Jordan Lotomba'ya çevirdi. Sağ kanat içinse Angelo'yu bitirmeye çalışıyor. Bu iki transfer gerçekleştikten sonra siyah beyazlar sağ koridoru komple yenilemiş olacak deniyor. Beşiktaş'ın böyle bir transfer hedefi var. Tabi sağ bekte şu anda Svensson oynuyor. Bence Onur Bulut da sağ bek oynadığında iyi iş yapıyor ama teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst Onur Bulut'u kaybetmek istemiyor ama onu sağ önde oynatıyor. Daha ofansif özelliklerini kullanmak istiyor. Çünkü orijinal olarak baktığımızda bir defans oyuncusu değil. Yani orijinal mevki defans değil Onur Bulut'un. Onur Bulut daha önde oynamaya alışkın bir futbolcu. Sağ ön sol oynuyor. Orta sahada merkezde oynuyor. Çok yönlü bir oyuncu ama Kayserispor'da sadece sağ bek oynatılmıştı. Oradaki başarısından dolayı Beşiktaş'a da sağ bek olarak transfer edildi ama Giovanni Van Bronckhorst onun başka yeteneklerini, gerçek mevkiyle ilgili yeteneklerini keşfetti sanırım. Hem onu geniş kadroda tutmak istiyor hem de ön bölgede hamle oyuncusu olarak değerlendirecek. Svensson tek sağ bek olarak gözüküyor şu anda Beşiktaş'ta. Gerektiğinde Necip Uysal da oynayabilir ama Beşiktaş'ın bir sağ bek transfer yapma hedefi var. Fakat ön bölgede hücum oynayabilecek bir kanat oyuncusu önceliği Beşiktaş'ın. Bu çerçevede de Angelo ismi ön plana çıkıyor. Tabii bir de stoperden bahsediyor. Bir stoper transferi söz konusu. Hatta sol bek de deniyor ama ben stoperin öncelik olduğunu düşünüyorum. Bu çerçevede de Barcelona'da genç bir oyuncu var. Faye. Faye'nin kiralık transferine talip Beşiktaş. Ama öncelik orta saha transferi Beşiktaş'ta, ben bunu görüyorum. Trabzonspor'da Weghorst'la el sıkışıldı ama Burnley hala ikna edilemedi. Yıldız skorcunun durumu 2 güne kadar netleşecek. Aksi sonuç çıkarsa bir başka futbolcu gündeme gelecek Trabzonspor adına deniyor. Weghorst, Gregorist kozu denmiş Weghorst'a karşı. Weghorst olmasa Gregorist'e yönelecek Beşiktaş, Trabzonspor deniliyor Fanatik Gazetesi'nde yine sevgili İncer. Seok'ta vergi problemi denmiş. Yine Trabzonspor'la ilgili Fanatik Gazetesi'nde bir başka haber. Bordo Mavilerin Hong Yong Seo verilecek ücrette ve genç kulübüne ödenecek bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Ancak şimdi de vergi problemini aşmaya çalıştığı kaydedildi. Transferde birkaç güne kadar resmiyet kazanabilir demiş. Göztepe yönetimi hücum hattına bir takviye yapmayı planlıyor. Sarı Kırmızılar menajerler tarafından Fransız ekibi Lille'den ayrılan Portekizli forvet Caballero'ya Sarı Kırmızılara bu futbolcu Caballero önerilmiş. 30 yaşında bu futbolcu. Göztepe durumunu değerlendiriyor. Kesin bir transfer kararı yok Göztepe'nin ama Caballero için bir değerlendirme yapıyor siyah beyazlı takım. Transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle yürüttüklerini aktaran Başkan Hasan Arat Beşiktaş'ta. Beşiktaş camiası huzurlu olsun, eksiklerimizi biliyoruz. İnşallah Beşiktaşlı çocukları sevindireceğiz demiş. Hasan Arat dün de Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu ziyaret etti sevgili Nijer. Kadro planlamasına devam eden Beşiktaş, Gabriel, Rafa Silva ve Mobile gibi yıldızları yanına genç takviyeler yapıyor. Endur'dan sonra Chelsea'li 19 yaşındaki Angelo Gabriel için de görüşmeler devam ediyor. Hemen hemen bütün gazetelerde Beşiktaş'ın Gabriel için temaslarını sürdürdüğü bir müzakere süreci içerisinde olduğundan bahsediliyor. Bu arada
Kylian Mbappe ile ilgili bir haberden bahsetmiştim az önce sizlere. Bedelsiz olarak Real Madrid'e giden ve Paris Saint-Germain'le ihtilaf yaşayan Kylian Mbappe eski oyuncusuna bir de ücret ödeyecek. 25 yaşındaki futbolcu alacakları nedeniyle Fransız ekibine 2 milyar Türk lirasını bulan bir tazminat davası açtı deniyor. Cristiano Ronaldo, Al-Nassr forması giyen Ronaldo'nun eşi Georgina Rodriguez'den ayrılması durumunda senelik 3 milyon euro civarında bir nafaka ödeyeceği konuşuluyor. Ayrıca Portekizli futbolcu mal varlıklarının yarısını da verecekmiş eşine. Bu tabii büyük bir yıkım anlamına geliyor. O kadar çalış, yıllarca üst düzey futbol oyna, her gün düzenli bir biçimde antrenman yap, gerçek bir profesyonel gibi yıllarca yaşa ve sonra kazandığın servetin, oluşturduğun servetin yarısını evlendiğin, sadece çocuk yapabilmek açısından evlilik yaptığı bir kişiye ver. Bu olacak iş değil, hiç kuşku yok ki. Cristiano Ronaldo'nun avukatları önemli bir hukuk süreci başlatacaklardır. Cristiano Ronaldo'da bu bahsedilen kadınla zaten çocuk sahibi olabilmek için evlendi. Yoksa bir aşk evliliği ya da sevgiye dayanan bir birliktelik değil. Bunu görüyorum. Fotomaç gazetesinde de yine hem Galatasaray, Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile ilgili transfer haberleri var. Bunların detaylarına geçmeden önce sizlerden izin istiyorum. Kısa bir ara, reklamlar için ardından birlikteyiz. HDI Sigorta'nın sunduğu Ters Köşe devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Fotomaç gazetesinde bazı başlıklar olduğundan bahsetmiştim. Aslan'ın dev planını açıklıyoruz demiş Fotomaç gazetesi. Talişka. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin adını yazdırsa kasasına girecek parayla Talişka bombasını patlatacak deniyor. Al-Nassr'da Cristiano Ronaldo'nun takımında forma giyiyor Anderson Talişka, ama oradan ayrılacağı yönünde pek çok habere konu oldu şu ana kadar. Anderson Talişka Galatasaray'ın gündeminde iddiasında bulunmuş Fotomaç. Ancak bu planın hayata geçmesi takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalmasına bağlı. Şu an harcama limiti nedeniyle transferde hareket alanı kısıtlı. Galatasaray'ın 2 milyon euroluk bir harcama limiti söz konusu. Bonservis harcaması söz konusu. Bonservis de oyuncu alabilirse ancak bu parayı harcıyor. Ama gönderecekleri bağlı olarak Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumda gelebilecek 30 milyon euronun üzerinde parayla birlikte bu limit sınırını genişletmiş olacak Galatasaray. Devler Ligi'ne katılım bedeli olarak kasasına yaklaşık 30 milyon euro koyacak demiş Fotomaç, ama 30 milyon euronun daha üstünde bir rakamı elde ediyor Galatasaray. Benim duyduğum 32,5 milyon euro. Böylece harcama limiti sorunu ortadan kalkacak ve Talişka için gereken rakam rahatlıkla karşılanacak. Bu plan gerçekleşirse hem takımın gücüne güç katılacak hem de taraftarın coşması sağlanacak. Suudi Arabistan kulübünün yüksek maliyeti sebebiyle ayrılmasına sıcak baktı. 30 yaşındaki 10 numaranın yeniden Türkiye'de forma giymek istediği biliniyor. Talişka Al-Nassr'da 87 maçta 68 gol kaydederken 10 tane de gol pası yaptı deniyor bu haberde. Fenerbahçe'de Amrabat tamam demiş Fotomaç gazetesi. Sarı lacivertli takım hem Faslı Yıldız'ı hem de kulübü Fiorentina ile anlaştı. Futbolcu satılıp harcama limiti açıldığında imzalar atılacak deniyor. Ama Amrabat'ın benim bildiğim kadarıyla temel düşüncesi tekrar United'e gitmek yönünde. Fakat United'da çok daha makul bir ücretle 20 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu vardı ama bunu kullanmayacaklarını açıklamışlardı. Bunun çok daha altında bir ücretle bu futbolcuyu bitirmek istiyor transferini. Ten Hag'ın istediği oyunculardan bir tanesi. O yüzden Fenerbahçe transferi şu anda gerçekleşmedi. Ve Beşiktaş Besino ve Lotomba'dan birisini alacak. Besino'yu da Lotomba'yı da alacak diyor Fotomaç gazetesi, düzelterek söylüyorum. Besino biliyorsunuz geçen yaz döneminde son dakikalarda Galatasaray'ın da transfer gündemine gelmişti. Matias Besino Arjantinli oyuncu, Lazio'da forma giyiyor. Orta sahada oynuyor çift yönlü olarak. Beşiktaş için Fransa ve İtalya'dan iki transfer iddiası geldi. Fransa'da Foot Mercato, Nice'in 25 yaşındaki sağ beki Jordan Lotomba'nın Beşiktaş'ın markajında olduğunu yazdı. İtalyan basını ise Lazio'nun orta saha oyuncusu Matias Besino'nun Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğunu söylüyor. Trabzonspor piyasa değeri yaklaşık 9 milyon euro olarak gösterilen Hong Jung Seok için Genk'le 4 milyon euroya anlaştı. 25 yaşındaki Güney Koreli 10 numara futbolcu evrak işlemleri tamamlanınca Trabzonspor'a gelecek. Forvet arkasında serbest adam pozisyonunda oynuyor bu futbolcu değerli dinleyiciler. Sterling'le ilgili çıkan haberleri sizlere bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Az önce aktarmıştım ama Raheem Sterling'in Chelsea'de düşünülmediği ve 3 tane kulübün, Fenerbahçe, Juventus ve Al Ahli'nin bu futbolcunun transferine talip olduğundan bahsediyor İngiliz gazetesi Mirror'da. Yasin iddiası geldi diyor. Yasin
Özcan Kasımpaşa'da geçen sezon hemen hemen bütün maçlarda oynadı. Sol bek ve stoper oynuyor. 18 yaşında ve gelecek vaat eden bir futbolcu. Fenerbahçe'nin zaten izlediği, transferini arzu ettiği bir futbolcu ama Kasımpaşa 5 milyon euro istiyor bu futbolcunun sözleşme fesih bedeli olarak. Honk transferini Trabzonspor adına duyurmuştuk. Duşuk mesaisi deniyor. Werder Bremen'in Alman golcüsü 30 yaşında ve eğer Weghorst olmazsa ki ben olacağını sanmıyorum. İşte Onaçu'yu çok istiyor Trabzonspor ama hala Southampton'la anlaşma sağlanabilmiş değil. Bu futbolcunun transferi Trabzonspor adına gerçekleşebilir deniyor. Son karar Manchester City. İlkay Gündoğan Manchester City'ye dönüyor. Barcelona yönetimi tam anlamıyla bir mobbing yaptı ve bir şekilde İlkay'ın çıkmasını sağlayacak ortamı, zemini, kamuoyunu oluşturdu. Gazetelere verdiği haberlerle vesaire. İlkay da bunun üzerine her zaman olduğu gibi onurlu bir davranışla Manchester United, daha doğrusu Barcelona'dan ayrılıp eski takım Manchester City'ye dönmeye karar verdi. Manchester City'nin bir yıl sonra İlkay'ı tekrar kadrosuna katacağını söyleyebiliriz. Zaten teknik direktör Pep Guardiola da İlkay'ı çok seviyor. Hem insan olarak hem futbolcu olarak. Dolayısıyla onun tekrar takıma dönmesini isteyenlerin başında geliyor Pep Guardiola. Az önce Galatasaray'ın bir sol bek alacağından bahsetmiştik. Jakobs, İsmail Jakobs Monaco'da forma giyiyor. Galatasaray'ın bu futbolcuyu kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadrosuna katacağından bahsediliyor. Oyuncu sol bek mevkinde oynuyor ve 25 yaşında. Monaco'dan İsmail Jakobs'u listesine aldı Galatasaray. 25 yaşındaki Senegalli sol bekin satın alma opsiyonunu kiralanması gündemde. 2028'e kadar kontratı bulunan Jakobs'un 8 milyon euro piyasa değeri var. Köln altyapısında yetişen ve 2021'de düzelterek söylüyorum, 6,5 milyon euroya Monaco'ya imza atan başarılı oyuncu 104 karşılaşmada oynadı. Bir tane gol attı. 8 tane de gol pasıyla oynuyor. İsmail Jakobs'un da Galatasaray'ın gündeminde olan değil ama Galatasaray'a önerilen bazı aracılar tarafından, Galatasaray'a gelen aracılar tarafından biz bu oyuncuyu size getirebiliriz dediği bir futbolcu. Dolayısıyla önerilen bir futbolcu olduğunu söylemek daha doğru olur. Galatasaray'ın da aldığı verdiği bir teklif yok. Sadece değerlendiriyor futbolcuyla ilgili durumu. Dün bazı iddialar gündeme geldi. İşte Galatasaray kiralama teklifinde bulundu. Şunu yaptı, bunu yaptı. Zorunlu satın alma opsiyonu olmayacak ama bir satın alma opsiyonu olacak vesaire. Pek çok tevatür üretildi. Ama işin aslı şu ki Galatasaray'a önerilen bir futbolcu. Galatasaray'ın gündemine aldığı bir futbolcu değil. Ama her halükarda Derik Kön kalsa bile Galatasaray bir sol bek alacak. Gerçek bu. Hürriyet gazetesi diyor ki Galatasaray'ın hedefi 18. kez Devler Ligi'ne katılmak. Okan Buruk ve Kaan cezalı. Sanchez sakat. Gıda zehirlenmesi geçiren Barış Alper ise özel uçakla İsviçre'ye geldi. Ben kentindeki Wankdorf stadında Türkiye saatiyle 22'de başlayacak maçı Alman hakem Daniel Schiebert yönetecek. Bilmiyorum Almanlarla İsviçreliler nasıl bir komşuluk ilişkisine sahip. Tabii bu konuda belirleyici olamaz. Çünkü belli bölgelerde iyi anlaşabilirler, belli bölgelerde iyi anlaşamayabilirler. Ama biz Alman hakemin her halükarda iyi bir maç yönetmesini istiyoruz. Çünkü Türkiye'de hakem yönetimleri açısından yeterince problem yaşanıyor. Bari Avrupa'da bu sorun yaşanmasın. TRT1'den canlı olarak verilecek Galatasaray'ın Young Boys'la yapacağı maç. Radyo Spor bu maçın bütün ayrıntılarını yayınlayacak sizler için. Tarihinde daha önce 18 kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma başarısı gösterdi Galatasaray. Hedef İsviçre ekibini eleyip 36 takımlı yeni formatlı ligde tekrardan yer almak ve 18. kez Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ve tabii gelir de çok önemli. Hem prestij hem gelir açısından büyük bir önem arz ediyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılması 30 milyon euronun üzerinde bir gelir elde edecek Galatasaray katılım payı olarak. Bunun dışında yayın geliri, işte başarı kriterlerine bağlı olarak gelirler. Her galibiyetten sonra alınabilecek 2.8 milyon euroluk bir galibiyet primi, beraberlikte geçen sezon 900 bin euro veriyorlardı. Bu sezon bu rakam birazcık daha artabilir. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi her şekliyle para anlamına geliyor, prestij anlamına geliyor. Ki katılım payı dışında işte ülke puanı sıralamasına göre belli başarı katsayısından kaynaklanan paralar vesaire, yayın geliri, bütün bunlarla birlikte Galatasaray çok önemli bir sıcak para elde edecek. Özellikle katılım parasının, yani Şampiyonlar Ligi'ne katılan takımlara doğrudan ödenen paranın transferde bütünüyle kullanılacak olması Galatasaray'ın transfer politikasında %100 etkileyecek bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Cher Endur transfer için Paris Saint-Germain'e bir bedel ödemedik demiş Beşiktaş'ın başkanı Hasan Arat. Bedelsiz olarak bu futbolcuyu transfer ettik demiş ama herhangi bir satın alma opsiyonu yok. Yani sezon sonunda Paris Saint-Germain'e dönecek Endur. Özbek'ten İlkay'a açık kapı. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek Young Boys eşleşmesi için umutlu konuştu. Başkan Özbek, Barcelona futbolcu İlkay Gündoğan'ın transfer iddialarıyla ilgili ise İlkay'ın durumu çok net değil. İlkay
gibi bir oyuncuyu herkes kadrosunda görmek ister dedi. Ama ilk ay Manchester City'ye gidiyor. Bu net. Değerli dinleyiciler. Kontratlar ağır yük diyor. Beşiktaş'ta nesli arasındaki sponsorluk anlaşması imza töreninde konuşan Başkan Hasan Arat, yabancı oyuncularla yapılan sözleşmelerin kendilerini zorladığından dert yandı. Dolayısıyla bu konuda problem yaşıyoruz diyor. Bütün hemen hemen bütün kulüpler yaşıyor ama Beşiktaş çok daha fazla oyuncuyu göndermek zorunda kaldığı için bu sorunu yakıcı bir biçimde yaşıyor rakiplerine oranla bence. Aslan'ın dev şovu başlıyor denmiş bir başka gazetede, Milliyet gazetesinde. İlkay Gündoğan Manchester City'ye dönüyor haberleri var yeniden. Ama Galatasaray'da İlkay'ın durumunu yakından takip etmişti. Ama İlkay gördüm o ki Manchester City'ye dönecek. Son dakikada olağanüstü olarak nitelendirebileceğimiz bir gelişme yaşanmazsa 15 milyon euroluk yük. Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılacak ama nasıl ayrılacak buna bakacağız. Sabah gazetesi ne diyor Fenerbahçe ile ilgili haberinde? İyi alıcı ama kötü satıcı diyor. Dünya yıldızlarını kolaylıkla transfer eden Branco eldekiler ise çıkaramıyor diyor. Mario Branco, Portekizli sportif direktörü Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin Portekizli sportif direktörü Dzeko, Tadic, Fred, Maxim'in, Ennesli gibi isimleri sarı lacivertli takıma kazandırdı ama kadroda düşünmeyen futbolculara kulüp bulamadı. Örneğin Crespo ve Pedro bedavaya gitti. Cengiz ise hala vedalaşılamadı ki Cengiz için önemli bir sözleşme fesih bedeli ödemişti Fenerbahçe. En azından bunun belli bir bölümünü karşılayarak Cengiz'in takımdan çıkışını sağlamaya çalışıyor ama şu ana kadar bir gelişme yaşanmadı. Cengiz Ünder'le ilgili olarak. Teknik direktör Mahmut Alparslan bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. Günaydın. Günaydın. Nasılsınız hocam? İyisiniz umarım. Bomba gibi şükür. Sağ ol. Seni sormalı. Sağ olun. Teşekkür ederim. Akşam yayındasınız 22'de Galatasaray'ın maçı sırasında. Anlatmaya çalışacağız maçı. Harika. İyi çalışmalar dilerim. Eyvallah. Sana da şimdiden iyi çalışmalar. Hocam Cengiz Ünder niçin Fenerbahçe'de beklentilerin altında kaldı size ya da kaldı mı tam olarak? Valla kendisine sormak lazım. Esasında bir futbolcu bir yere geldiği zaman bazen yani derler ya, uçaktan indiği zaman hemen ertesi günü oynar ve alır götürür. Cengiz de biraz kendisini sorgulaması lazım. Zaten son zamanlarda biliyorsun bir düşüşü vardı. Bunu milli takım maçlarında da görüyordum. Ama her şey kendisine bağlantılı futbolcunun. Vatanına gelmişsin, Fenerbahçe büyük bir kulübe gelmişsin. O kadar yatırım yapmışlar sana. Biraz da kendinden de kaynaklı. Bir şey vermezsen seni oynatmazlar. Önündekilerin önüne geçeceksin. Yani ismin ne olursa olsun. Yani şimdi bakıyorsun senin 35 yaşında, 36 yaşında Tadi için verdiği performansla sen bir sezon vermemişsin yani. İrfan'ın önüne geçememiş. Evet. Yani onlar geçemedikten sonra kimse kusura bakmayacak. Burada insanın, kişilerin adı filan değil. Burada kulüp ve takım önemli. Tabii bilemeyiz bunun antrenmanlarda nasıl bir performans gösteriyorsun, çalışmalar nasıldır ki oynadığı maçlarda sadece bir iki hareketin dışında Cengiz'i arada bulasın yani yerinde yerler esiyor. Yazık. Yani yazık Cengiz gibi bir futbolcuya potansiyeli olan, potansiyeli zaten var ki oralara gittiniz. Yani bunu nasıl kaybedersin? Ben de futbolcuya sorarım bunu. Evet. Sözgücüm. Hocam Galatasaray bu akşam nasıl bir 11'le sizce sahaya çıkabilir? Şöyle bir olası 11'den bahsediliyor ki ben de büyük ölçüde katılıyorum. Kalede Mustera, savunmanın sağında Yelert, ortasında Nelson ve Abdülkerim, sol tarafta Berkan'ın oynayabileceğinden bahsediliyor ama Leo Dubois önemli bir seçenek bence. Son maçta Leo Dubois oyundan çıkartıldı Konyaspor maçında. Berkan sol beke geçmişti. Bunu hatırlatmakta fayda var. Orta sahada Torreira, onun hemen önünde Gabriel Sara, Ziyech sağ kenarda, Kerem Aktürkoğlu sol kenarda, Mertens forvet arkasında, Icardi ileri uçta. Bu arada Barış Alper Yılmaz da dün özel uçakla gitti. Şikayetleri azalınca oynama kararı almış. Bence fedakarlık yapıyor ve oynamak istiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi hedefinde Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz'a çok büyük ihtiyacı var. Ne diyorsunuz? Nasıl bir 11 olur? Valla sevgili Özgürcüğüm, 11'de kim oynar kim oynamaz, çünkü Galatasaray hepsi o takımın parçası olduğu için o herkes oynadı mı bir şey ve esas önemli olan sahayla zeminle mücadele. Onu kimse konuşmuyor. Yani yorumlara da dikkat ederim. İşte Ahmet oynarsa böyle olur, şuradan gidersek böyle olur. Aynısını Fenerbahçe'de yaşandı. Sen Kret'in geldiğinden beri hatta bunları var. Bu kadar pas hatası yaptığı bir maçı izledin mi? Lugano maçında. Mourinho da bunu açıklamıştı. Yani Şampiyonlar Ligi düzeyinde suni çimde maç oynamak kadar büyük bir hata olamaz demişti Mourinho. Hadi ama Mourinho'nun söylemesi de absürt bir şey. Şu bilmiyor mu yok mu yani? Ya yeni olan bir şey değil ki, senelerden beri böyle. İlk defa oynanmıyor ki.
Young Boys'un da dünden bugüne olan bazı bir sahibi. Bazı Rus takımları da yine Suni için oynuyorlar. Yani Young Boys'un da daha bugünden yarın olan bir şey değil ki. Senelerden beri Suni için varız. Evet. Yani esas bunu konuşmak lazım. Buralarda oynamak. Bakın bir 15 ile yarım saat arasında bir bocalama devri geçireceksin. İntiba sağlamak zor. Hocam, aynen. Ne yapmalı? Yani Galatasaraylı oyuncular bu akşam bu Suni için dezavantajını minimum ölçüde yaşamak için nasıl taktik planda nasıl yapmalılar? Topu nasıl sevgili kullanmalılar? Burada Türkiye'de oynadığın gibi oynarsan sıkıntı yaşarsın. Evet. Bir kere çok seri çıkanlar var. Dinamik oyuncuları var. Çabuk oynuyorlar. Onlara önlem alman, bir de zeminle alışık adamlar orada antrenman da yapıyor. Topla çok oynamamak lazım değil mi? Pas alışverişini daha sıklaştırmak lazım. Yani pas alışverişi topsuz oyunda çok iyi olman lazım. Yani Galatasaray'ın da bir en büyük sıkıntısı o topsuz oyunda. Bilhassa Avrupa maçlarında. Türkiye Ligi'nde gidiyorsun da Avrupa maçlarında. Şimdi Galatasaray'da kim oynarsa oynasın Young Boys'ta mukayese bile kaldırmaz. Ama zemin çok farklı bir şeydir. Burada topun hareketlerini sen ne biliyorsun oynadın bunu yani hareketlenmesi topun yere vurduktan sonra şiddeti çok farklı patlı, hocam topun yönlenmesi yani attığınız pasif giderken ayağının kayması veyahut da kaymak mecburiyetinde kalan top pozisyonları kaymazsın zemini sertliğinden dolayı yani bir normal natür için gibi değil ki orada bir kayıyorsun topu da adamı da yani, çok farklı oluyor normal dikkat çimiyor. Etmesi lazım zaten Galatasaray'ın malum müdafadaki yani bu yeni bir şey değil ki arkaya atılan her topta sıkıntı var yani araya atılan toplarda. Ve bunlar sol beki de kapatma gittikleri zaman sağ beki de kapatma gittikleri zaman göbeklerine pozisyon veriyorlar. Bu sezon yine el alamazlarsa yine Torreira konuşulacak. Tek başına kalacak yine. Yani bu bir gerçek. Ama burada şimdi mukayese kaldırma. Sen buraya en iyi bir sonuçta dönmeye bakacaksın. Yani zemin abi her şeyden önce zemin. Yani şimdi insanlar demiş ya zemini mi bahane edeceğiz. Evet zemin bahane. Zemin hakikaten profesyonel üst seviyedeki takımlar için çok zor Özgür. Ben de aynı fikirdeyim sizlerle hocam. Sizinle aynı fikirdeyim. Çünkü bu engeli aşmak lazım. En azından bahsettiğiniz bu alışma sürecini 15 dakikalık minimum işte 15 dakikalık alışma sürecini daha az dakikalara indirmek gerekiyor. Yani geçebilirdi 15 dakikadasın. Çünkü biliyorsun geçen sezonda baraj maçları vardı hatırla. İskandinav'da bir yerde yine suyun içinde 2-2 zor kalındı hatırla. Hocam zaten Galatasaray'ın en büyük problemi bu. Galatasaray pas hatası yaptığında topu kolay kaybettiğinde çok zorlanıyor. Yani topu kullanmayı başardığında Galatasaray her zaman sonuç alabilecek gittiğinde golle dönebilecek bir takım ama çok basit pas hataları yapıyor. Bunun bedelini de ağır ödüyor. Çünkü Galatasaray oyun anlayışı gereği ileriye yüklenme refleksini sürekli gösteren bir takım. Dolayısıyla çok gafil avlanıyor hızlı hücum yapan takımlara karşı. Bir de savunmanın merkezinde işte hem pozisyon hatası yapan hem de çok hızlı olmayan stoperlerle oynuyorsa Davinson'un olmadığı maçlarda mesela Abdülkerim çok zorlanıyor. Rakip takım çok daha avantajlı bir biçimde Galatasaray'ın kalesine gidebiliyor. O bakımdan pas hatalarını minimize etmek çok önemli. Suni için bu açıdan bir problem yaratabilir. Ama umarım Galatasaray'da top tekniği yüksek oyuncular, akıllı oyuncular bu kolay top kayıplarının önüne geçerler bugün. Çok önemli. O yüzden mi Hakim Ziyech'i sağ kenarda tercih etmeyi planlıyor Okan Buruk? Yani ayağına hakim olduğu için, topu daha iyi kullanabildiği için, top kontrolü daha iyi olduğu için. Ne dersiniz? Ya tamam da bunun tabii bu gitgelleri nasıl oynarsın? Bu maçlar gitgelleri gebe bir maçlar. Türkiye Ligi'nde oynadığınız gibi oynayamıyorsunuz. O şartlarda oynadığınız zaman her takım size Avrupa'da ismi ne olursa olsun her takım size pozisyona giriyor. Ve veriyorsunuz bunları da. Avrupa takımlarında oynarken yani bilhassa belli başlı bir dakikaları çok iyi süzmek lazım. Ve bunları 90 dakikaya yaymak lazım. Türkiye Ligi'nde abi tek kale. Bizim zaten en büyük Türk takımlarımızın ve bizlerin hataları ya Türkiye Ligi'ni baz alarak ya Avrupa'da ya bunu geçeriz bunu şöyle yapar. Öyle yok artık adamlar çok farklı prensiplere büründüler. Futbolu farklı bir yönlerini oynamaya çalışıyorlar. Biz de bunlara gerek hoca olarak ne olursa olsun ayak uydurmak gerekiyor. Yani benim ismim Galatasaray, benim ismim Fener, benim ismim Beşiktaş, benim ismim Trabzon. Yok öyle bir dünya. Yani ona göre rakibin alanlarında da ne şekilde oynanacağını, nerede bir bazı maçlar vardır arkada kafa düdükle birlikte gidersin. Ama bazı maçlar da vardır oturaklı oynarsın. Yani onu o takımları çok iyi seçmek lazım. Kime karşı öyle oynamayı görmemişsin abi bitir Real Madrid'in bilmem ne oynadığı maçları. Rakip kim olursa olsun belli bir düzenleri var ama onlar da komple takım halinde çekiliyorlar müdafaya. Doğru. Yani bu yani
biz bir şey keşfedemiyoruz, keşfetmeyelim de olmaz. Böyle bir şey, ben giderim basarım. Bas abi, 2-3 topta geliyorlar senin kalene. Arkaya kimse düşüyor. Bakın tekrar da söylüyorum. Galatasaray şu anda gene tek bir Torreira var. Şu toplara basan, arada kalan toplara gider, ikinci topu kovalayan rakiple mücadele eder. Tek bir o var. Evet. Çünkü iki tane Mertens'te oynayamazsınız. Doğru söylüyorsunuz. İki tane Mertens, bir tane Icardi, bir tane Ziyech. Attı sana dört kişi. Yani hocam takım. Okan Hoca ile yaptığınız görüşmelerde bu kadroda düşünmeyen oyuncularla ilgili size herhangi bir bilgi verdin mi? Mesela Halil Dervişoğlu'nun Antalyaspor'a kiralık gidebileceğinden bahsediyor. Sergi Oliveira gitmiyor ama bir şekilde işte Trabzonspor'daki Mendy Galatasaray'a gelir. Oliveira oraya kiralık, Oliveira bütün haklarıyla gider oraya şeklinde bir takım teoriler üretiliyor. Bir şekilde Oliveira'yı Galatasaray elden çıkarmak durumunda. Okan Hoca ne düşünüyor bu konuda? Sevgili Özgürcüğüm, ben sana gerçek bir şey söyleyeyim mi? Gerek Okan Hoca'da, gerek Dursun Başkan'la, gerek Cenk'te de konuştuğumuz, Allah seni dersin, bir tane kim gidiyor, kim geliyor, kim gidiyorsun hiç sormamışım. Sormadınız. Bana sorarlarsa ben söylerim. Çünkü medyadayız. Bir şey söyleseler, ben söylemesem de başka bir yer, ya hocaya söyledik, hoca da gitti bak söyledi denir. Ben sevmem ama sorarlarsa otururuz istişare eder. Ama şunu sorarsa nasılız, iyi mi? Sakatlık var, yok hocam iyi gidiyor. Yani o şekilde. Yani sormam. Ya ben hiç o konulara girmiyorum abi. Sorarlar hocam bunu düşünebiliyor musun, şunu biliyor musun, nasıldır, nasıl oluyor, o vakit konuşuruz. Ama ben emin olayım, şu kadar zamandan beri Okan Hoca geldiğinden beri de şeyde Rusun Başkanı'na geldiğinden beri yönetime hiç bir gün daha olsun kim oluruz, kim gelecek, kim gidecek sorma. Biz farklı boyutlarda konuşuruz. Özgürcüm öyle yani. Takımlarımız biraz da günün futbolu gerektirdiklerine biraz bakıp o şekilde oynamalarında fayda var. Yani her takıma karşı aynı burada oynadığınız gibi oynama şansınız yok. Anladım. Takımınızın ölçülerinizi çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu zamanında çok yaşandı Galatasaray'da, biraz son Melo'lu, Selçuklu dönemlerde rakiplere göre oyun prensipleri vardı. Bu Ali Sami Yen'de de öyleydi ki çok kaliteli bir kadroydu o dönemler. Yani say say bitmez takım. Senin orta sahan zaten şu andaki senin forvetlerin attığı kadar gol atıyordu. Doğru. Ya yani öyle bir takımlar sözüyle onlar bile oturaklıydı. Nerede nasıl, hangi rakibe karşı ki? Biliyorsun Şampiyonlar Ligi'ne silme gidiyordun o maçlarda. Gruplardan çatır çatır çıkıyordun. Yani çok iyi ölçmek lazım. İşi orada çok fazla sıkıntıya sokmadan tekrar söylüyorum. Çok çabuk çıkan bir takım. Atletik, önde atletik oyuncuları var. Evet. Bilhassa biliyorsun Afrika kökenleri çok erken keşfedip alıyorlar. Young Boys'un zaten özellikleri o. Bakmayın liginde şu kadar da böyledir, yenilmiştir. Yok sondan 3. 5. hiç fark etmiyor bunlar da. Dikkat etmesi gerekir. Bunları tabii incelemişlerdir. En son belgede, ama tekrar söyleyeyim. Oyunculardan ziyade zemin sizin en büyük handikapın bugünkü maçta. Ona ayak uydurmak lazım. Ona göre de çıkar mısınız, çıkmaz mısınız? Çünkü sıkıntı yaşarsınız. Yani müdafaanız da, sentral bekleriniz de, daha doğrusu stoperleriniz de orta çizgiye getirip rakip alanına girdiğiniz zaman çok çabuk çıkıyorlar. Allah göstermesin kırmızı kartta yaşarsınız. Direkt kalecinizde de karşı karşıya kalır. Muştara 2 kurtar, 3 kurtar ama bir yerde bir şey yapamaz artık. Dikkat edilmesi gerekiyor. İnşallah ilk golü Galatasaray atar ve hatta kendi turu geçirecek bir olayla gelir. Burada da turu geçer ki kalınması gerekiyor. Yani çok önemli bir maçı çıkıyor Galatasaray. Bu önemli uyarıları teknik direktör Mahmut Alparslan yaptı. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben şöyle söyleyeyim. Tam bitirmeden bütün takımlarımıza, Avrupa'ya giden bütün takımlarımıza başarılar diliyorum. İhtiyacımız var ülke puanı için. Haklısınız. %100 hepsinin gruplarda, Fenerbahçe zaten gruplarda yer alıyor Avrupa Ligi'nde. Evet. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde olması, bir Türk takımının Şampiyonlar Ligi'nde olması çok önemli. Elbette ki baraj maçını geçemezse Avrupa Ligi'ne gidecek ama bu tatmin edici bir sonuç değil. Bence Şampiyonlar Ligi'nde olmalı Galatasaray. Trabzonspor, Beşiktaş Avrupa Ligi'nde, Trabzonspor Konferans Ligi'nde umarım olurlar. Hepsine başarılar diliyoruz. Aynen, başarılar. Hocam bir kez daha teşekkür ederim katıldığınız için. Eyvallah, sağ olasın. Tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Sağ ol. Sağ ol.
Sabah programında son konuğumuz teknik direktör Mahmut Alparslan'dı. Sevgili dinleyiciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederim. Ama birlikteliğimizin bugün itibariyle sonu değil. Öğleden sonra saat 15'te tekrar bir araya geleceğiz. 2,5 saat boyunca gündemdeki konuları değerlendireceğiz. Edindiğimiz transfer bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Her zaman olduğu gibi yurt içinden ve yurt dışından telefon bağlantılarımız olacak. Pazartesi, salı, çarşamba bugün son gündü. Sabah programında Aygün Özüpek'in yerine ben yardımcı oldum sizlere. Kendisi yıllık izninin belli bir bölümünü kullandığı için yarından itibaren programında olacak. Onda Aygün Özüpek'i dinleyebilirsiniz yarın 10'da. Ben rutin programlarımı, öğleden sonraki spor kazanı programlarını devam ettireceğim. Şimdilik veda ediyorum. Hoşça kalın. HDI Sigorta ters köşeyi sundu. HDI Sigorta.